Çünkü o tabii komünistti yani. Şimdi komünist deyince bizim işte ondan sonra açıldı saçıldı falan neyse Sovyetler Birliği. Oralara gidiyoruz. Yani yanımızda arkadaş Türkiye'li birisinden bahsederken o komünist ya filan deyince herkes gülüyor. Niye? Biz hep komünistik zaten diyorum. Şimdi de Reşit Beybidov şöyle bekliyoruz şimdi biz Reşit Beybidov'u konuş yani gelecek sahne hep oturduk bekliyoruz. Nasıl gelecek? İşte şeyler çalınacak edilecek falan edecek ondan sonra böyle gelecek selamlayacak falan filan öyle bekliyoruz. Öyle alışmışız. Sanatçılar öyle yapar bizde. Bu arada bir adamcağız geldi, mikrofonu düzeltiyor, tamir ediyor. Tamirci dedik herhalde o. Tamir işini bitirdi, döndü. Karşınızda Azeri oğlu Reşit, dostum benim mahnımı duy eşit. Diye bak mesela Reşit oymuş. Dedik ya bu. Şimdi yani biliyorum tren tabii orada konuşma beni. Kürsüye davet edeceksiniz falan. Nasıl hissedeceksiniz? Ben şimdiden oturayım dedim. Ama buyurun. Şey yapın. Açılış kim yapacak? Sayın Başkan. Ben de yapacağım. Buyurun tabii. Ben buradan dinleyeceğim. Yani yine de töreni yapalım ya. Lazım o. Değerli konuklar, biliyorsunuz önümüzdeki hafta Ulusal Egemenlik Haftamız, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve biz bu bayramı bu Pazar günü Gençlik Federasyonumuzun öncülüğünde Kunstrevorden'de kutlayacağız. Bu Gençlik Federasyonumuza buradan ayrıca teşekkür ederim. Bu günleri bize armağan eden başta Mustafa Kemal, Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyete gönül veren tüm şehitlerimiz adına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Arkasından ulusal marşımızı dinleyeceğiz. Ruhları şad olsun. İkinci kütüphane uzmanlık kütüphanesi oldu. Şu bölümde gösteriyorlar onu televizyon. Şu bölümde tarih, şu bölüm Atatürk. Efendim şu bölümde şiirler var. Şu bölüm
İslam'ın çeşitli dalları, yani Sünniliği, şusu busu, Şiilik, Caferilik, Alevilik, Bektaşilik, tasavvuf vesaire. Şu bölümde bilgi çağı ve globalizmle ilgili konular. Bütün bunlardan sonra 50 yıldan beri okuyorum, düşünüyorum ve özet şu. Hayatta en hakiki yol gösterici bilimdir, fendir. Bilimden ve fenden başka bir şey aramak da, yol gösterici aramak da cehalettir. Deyip gidebilirim şimdi ve konferansım biter. Ama bunu biraz açmak lazım. İşin esası bu. Yani bütün anlattıklarımdan sonra bu kalsın yeter. Bu kalsın yeter. Nedir kalacak olan? Ya Atatürk adına sadece bunu anlatmak yeter mi? Yeter. Ha. Yeter. Nedir yetecek olan? Hayatta en, din adına, evet yeter. Tarih yeter. Hayatta en hakiki mürşit, bilimdir, fendir. Ne yazık ki biz, Türkiye olarak ben konuşuyorum, Türkiye olarak bu zihniyetin çok dışındayız. Bu bilinç düzeyinin çok dışındayız. Ne yazık ki bir türlü bilim bilincine, bilim zihniyetine ulaşamıyoruz. Ne yazık. Yapmak istediğim benim bu kadar yıldan sonra, yani 50 yıllık okuma, konuşma vesaireden sonra yapmak istediğim bu. Hayattan hakiki mürşit bilimdir. Bunun hem ülkemizde hem bütün Türk dünyasında hem de yani her yerde, yani belki bütün insanlıkta canım ya, yerleşmesini istiyorum bilim. Neden? Çünkü bilimden gidenler öyle bir zamandayız ki her zaman bilimden gidenler en üstün oldular da bu zaman bilgi çağı falan denilen zaman, bilgi çağı lafı doğru değil, bilim çağı demek lazımdı ona. Peki bilgi bilim, ha, bilgi dediğimiz bizim hasselerimizin ürettiği bir takım bilgilere de biz bilgi deriz. Yani duyularımızın, yani hasse dediğim duyu, gözlerimizle, kulaklarımızla, tad alma vesaire duygularımızla, beş duyumuz var ya, onunla da bilgilerimiz vardır bizim. Ama o bilgiler her zaman doğru değildir. Çok defa da yanlıştır. Söz gelimi. Duyularımız ne söylüyor? Duyularımız diyor ki, güneş doğu dediğimiz yerden doğar. Zaten doğu derken bile bir yanlış içindeyiz. Çünkü doğmuyor ki güneş. Ama duyularımızla baktığımız için biz doğu demişiz ona. Sonra batı diyoruz. Batıyor. Batan falan bir şey yok. Ama gözlemlerimiz bize bunu söylemiş. Bu amiyane bilgidir, basit bilgidir. Bilgi derken kastettiğim bu değil. Atatürk'ün kastettiği asla bu değil. Yani bir bilgi dalına bilim diyemeyiz. Bilim dediğimiz şey, bilim yöntemleriyle üretilen bilgidir. Gözlem, deney ve araştırma. Evet, bununla eğer bir bilgiye ulaşmışsan o bilimlik bilgi olur. Yoksa tabii ki sıradan bilgiler de lazım canım ya. Sıradan bilgiler olmazsa hayatımızı da sürdüremeyiz. Yani acıktığımız zaman, yemek susadığımız zaman da su içmek lazım. Bu da bilgi. Ama bu su neden meydana gelir? Bunun içinde ne var? İşte H2O falan filan, bu bilimlik bilgidir. Dolayısıyla mesele bilimlik bilgi meselesidir. Yani şimdi dün değerli dostumuzla konuşuyoruz evinde. Şey hatırlattı, yani hani dini bilgiler falan. Dini ilim diye bir şey olmaz. Alim. Dini bilgi dediğiniz şey bilgi dalıdır. Yani hadis alimi. Ulema. Hadis bilimi diye bir bilim yoktur. Tefsir bilimi diye bir bilim yoktur. Kelam bilimi diye bir bilim yoktur. İlmihan bilimi diye bir bilim yoktur. Bunlar ispat edilebilir şeyler değildir. Bunlar bilgi dalıdır. İnanırsın, kabul edersin. Bilgi dalı başka bir şeydir. Hatta tarih bile bilim değildir, bilgi dalıdır. Niye? Ya tarihi nasıl ispat edeceksin? İspat edilenlerdir bilgi. Ama tabii ki netice itibariyle tarih içinden de bir takım filozofik değerlendirmeler sonucunda yani kanuniyetler ortaya konulabilir. O zaman o da bilim haline gelir. Yani bile dedim zaten. Şimdi söylemek istediğim neydi değerli dostlar? Şuydu. Yani Atatürk'ün özeti budur. Atatürk'ün özeti bilimdir. Atatürk'ü anlamak,
ve bugün Atatürk'ün önemini kavramak için Atatürk olmadığı zamanlardaki durumu anlamamız lazım. Yani niye Atatürk diye bir insan ortaya çıktı? Ben Mustafa Kemal Paşa'dan bahsetmiyorum. O vatanı kurtardı. O ayrı. Konuşacağımız konu da o değil. O ayrı bir şey. Yani işte devletimiz ortadan kaldırıldı. Bütün bu devletimin yığınları enkazı içinden ne toparlayabildiyse toparladı ve bir devlet kurdu. Tamam. Ama o değil benim bahsettiğim. Yani neden Atatürk sorusunu zaten konferanslarımın adını böyle koyuyorum. Dün yine istediler dedim neden Atatürk değil. Neden Atatürk? Neden? Heh. Önce tarih içinde şöyle bildiklerinizi hatırlatarak geriye doğru bir dönüş yapalım. Bir, Atatürk'ün tarih görüşüyle bakalım meseleler. Atatürk'ün tarih görüşünü 4 cilt halinde yayınlanan Türk Tarihi adında bir kitap vardır. Bu kaynak yayınlarından çıktı, salık veririm. Bulun, alın, evinizde bulunsun. Kaynak yayınlarından çıkan bu 4 ciltli kitaptan ötürü de Atatürk'ü eleştiriyorlar. Niye? Yani benim televizyonda tartıştığım bir adam, Yavuz Bahadıroğlu diye birisi, açtı o kitaptan, okudu. Atatürk, Hazreti Muhammed demiyormuş. Zaten kitabı yazan Atatürk değil de. Ama yani dedim ki arkadaş bu din kitabı değil. Din kitabında iman olmaz. Olur, iman olur ama bu bilgi kitabı, bunda iman olmaz. Hazreti Muhammed demek zorunda değil. Muhammed diyor, daha ne desin ya? İle de hasedi mi demek lazım ya? Oradan da eleştirdiler. Tabii başka eleştiriler de oldu. Yani o eleştirilerden biri, işte bilim zihniyetiyle dini birikimin çatışmasından meydana gelen eleştiri. Atatürk demiş ki, Madame Colin'e yazdığı mektupta, bir bölümünde. Bizim Çanakkale'deki askerlerimizin kahramanca savaşmasının sebeplerinden birisi de cennete olan inançları ve öldükleri zaman Allah'ın yarattığı en güzel kadınlar olan hurilerle hemen kucaklaşmalarına olan inançlarının da etkisi vardır. Ben ne yazık ki bu inançları paylaşmıyorum diyor Atatürk. Kime? Madame Colin'e ya. Madame Colin bir Fransız. Onunla Fransızca yazışarak hem Fransızcasını işlek hale getiriyor, hem de ondan bazı kitaplar istiyor. O kitapları Çanakkale Savaşları gecelerinde okuyor. Döndü bana, televizyonda oldu bu tartışma. Hangi kanaldı? Habertürk. Habertürk'te öteki günde. 3 saat tartıştı. Ya ben sanki savcıyım, avukatım o savcı, öyle tartıştım. O hitam ediyor ve dedim ki peki Atatürk demek ki ölünce cennete gideceğine ve kadınlarla kucaklaşacağına inanmıyormuş. O da savaşmış ama. İyi de savaşmış. Peki dedim sen inanıyor musun? Yavuz Bahadıroğlu dincilerin sevgili abilerinden birisidir. Çok böyle kitapları çok satar falan. Dedi tabii inanıyorum. Peki dedim yani sen cennete gidince hurilerle hemen kucaklaşacaksın filan. Kadınlar kimle kucaklaşacak? Hiç beklemiyordu. Yani zannediyordu ki ben yok canım Atatürk söylememiştir falan. Ya söylemişse de bir o ortaya söylememiş yani. Bir dostuna mektubunda söylemiş. Dedim ki peki bu kadınlar kimle kucaklaşacak? Nurilerle. Öyle dedi o da. O da dedi ki durdu ödünce şaşırdı. Bir güldü. Çünkü hiç düşünmemiş ama aklına hemen geldi. Dedi ki onlar da Nurilerle ama şaka söyledi. Nuri Muri yok. Nerede? Kitapta yeri yok yani. Nuri. Yılman var. Yılman. Şimdi dedim ki bırakın böyle şeyleri. Yani dini böyle anlatırsanız insanlar ya akıllarından olurlar ya dinlerinden olurlar. Yani bunu olduğu kabul edersen aklın gider. Yok dersen bu sefer de yani onun için din böyle anlatmayın. Bunlar müteşabih ayetlerdir. Mesela cinsinden olacaksın bunları. Yani öte alemde. Bunu Şeyh Bedrettin'den öğrenmiştim. Maridat'ta. Diyor ki Şeyh Bedrettin Kur'an'da diyor öte alemle ilgili olarak anlatılanlar müteşab, yani benzetmeyle anlatılır. Buradaki hani bunları siz seviyorsunuz ya
Dedim ki sen Pazarlısın, Rizelisin. Mesela Kur'an pazarda gelseydi. Pazar cennet gibi bir yerdir Rize. Ben orada kaymakamlık yaptım yakınlarda. Çay elinde. Böyle yemyeşil bir vadi. Ortasından bir dur gibi su akıyor. Kenarında çay bahçeleri, yemiş ağaçları falan filan. Üstelik bu Karadeniz kızları da huri gibi de güzeldirler yani. Şimdi oraya gelseydi Kur'an ne diyecekti yani? Deseydi mesela ne derdi Karadeniz'e? Zaten bizi ve burada da var yani demez miydi? O Arabistan'da öyle oldu. Orada Araplara bu anlatıldı falan. Böyle bir sohbet geliştirdik gittik. Şimdi değerli dostlar, peki Atatürk demiş ki hayat en hakiki mürşit bilimdir. Kendisi bunu yapmış. Evet. İşin en önemli ve ilginç tarafı bu. Atatürk daha o ilk döneminde yazdığı hatıralarında, birinci defter, ikinci defter diye başlayan hatıralarından başlayarak sürekli olarak bilgisini ve bilimini arttırma çabası içinde oluyor. Mesela size iki kitaplık vereceğim. Yani en azından kitaplıklarınızda bulunsun. Yani ortak kitaplıklarınızda bulunsun. Yine kaynak yayınlarından çıkan, Şule Perinçek'in başkanlığında hazırlanan, yani bir komisyon tarafından hazırlanan Atatürk'ün Bütün Eserleri diye bir kitap var. Bende 30 cilti var. Burada Atatürk'ün bütün çıkarmaları, yani Atatürk'ün ağzından çıkan sözler, yazdığı kitap ve aldığı notlar, konuşmaları vesaire. Çıkarma sözü eser demektir ve ben Orta Asya'dan alıp Türkiye Türkçesine katıyorum. Çıkarma derler, Azerbaycanlıktan derler. Çıkarma yani eser demek. Bazen böyle kelimeler dilimin ucuna geliyor, onun için onları da anlatmak lüzumu hissediyorum. Başka? İkincisi, Atatürk'ün okuduğu bütün kitaplar diye 24 ciltlik bir eser var. Bu da Anıtkabir Derneği bir numaralı yayınlarından yayınlanmıştır. Yani şu boyda 24 cilt. Anıtkabir Derneği bir numaralı yayın. Anıtkabir'e yolunuz düşerse orada Anıtkabir yayınlarının bir odası var. Orada çok ucuz fiyata o 24 cildi alabilirsiniz ve almalısınız. Evinizde bulunmalı. Atatürk'ü bir de böyle tanınmalı. Yani siz ve çocuklarınız okuyan gençlik şöyle bir karıştırsa yeter. 24 cilt içinde ne var? Atatürk'ün okuduğu kitaplardan, tespit edilenlerden birinci sayfaları, kapakları ve içinde Atatürk'ün notlar koyduğu bölümlerin resimleri yani işte çekilmiş konmuş halleri var. Değerli dostum. 24 cilt deyince 24 kitap değil. Ben 24 kitap okudum ve bana hukuk fakültesi diploması verdiler. Her sene 6 kitaptan 4 sene 24 kitap. Yani 6 ders vardı. Dediler ki 24 kitap okudun sen artık. Kaymakam olabilirsin, hakim olabilirsin, savcı olabilirsin, işte diplomat olabilirsin vesaire vesaire. 24 kitap. Bu ciltler içinde Atatürk'ün okuduğu tespit edilen kitap sayısı 3.997. 3.997 kitabı okuduğu tespit edilmiş. Ama daha tespit edilemeyenler var. Mesela Sofya'da askeri ateşeyken kütüphaneden alıp okuduğu kitaplar var. Daha onlar listeye girmemiş. Başka yerlerde okuduğu halde tespit edilemeyen kitaplar var. Yani 4.000'e çıkar bu kitap sayısı. 4.000 kitap deyip küçümsemesin kimse. Onun 57 sene yaşadığını bir düşünün. Benim aritmetiğim zayıftır, sizinki kuvvetlidir. Zihninizden bir çarpın bölün bakalım. Haftada kaç kitap okumuş? Nasıl böyle bir şey yapmış? Çanakkale savaşı gecelerinde iki şeyi ihmal etmiyor. Bir her sabah banyosunu yapıyor. Yani mutlaka bir sistem kurduruyor ve her sabah banyosunu yapıyor. Siperlerde yani. İkincisi, geceleri kitap okuyor. Okuduğu kitaplar içinde mesela Ziya Gökalp'in Medeniyet Tarihi bir daha. Lenin'in Emperyalizmle ilgili kitabı bir daha. Stalin'in Milli Mesele kitabı
Avrupa halklarının ruhi yapısıyla ilgili bir kitap. Jean-Jacques Rousseau'nun kitabı, Montesquieu'nun Kanunların Ruhu. Bir yarbay bu ya. Ve Atatürk öyle. Atatürk olmak kolay bir şey değil ya. Mesela sadece kahramanlık falan değil. Evet. Ve ekonomi bilimine giriş. İktisat bilimine giriş. Okuduğu kitaplarda. Niye okuyor bunu? Çünkü dünyayı kavramak için ekonomiyi bilmek lazım. Mesela çok anlatılmayan bir şey. Bir ara biliyorsunuz Lozan'a ara verildi ve tam o Lozan'a ara verilmişken İktisat Kongresi topladı Atatürk İzmir'de. Bunu hep işte Atatürk'ün ekonomiye ne kadar önem verdi tamam. Ama başka bir tarafı var şimdi. Ya insanlar düşündü bunu yapıyor. Yani Lozan'a ara verilmiş. Dünya daha Türkiye devletini tanımıyor. Bu ekonomi kongresi topluyor. İktisat kongresi topluyor. O İktisat Kongresi'ndeki tartışma mevzu, birinci madde, Türkiye bundan sonra piyasa ekonomisiyle mi yürüyecek, yoksa devletçi kolektivist ekonomiyle mi yürüyecek? Temel soru bu. Delegelerin çoğu diyorlar ki ne piyasası, ne? Yani piyasa diye bir şey yok ki, Türkiye'de zengin yok, burjuva yok filan. Bir de delegeler içinde çok miktarda sendikacı filan var. Büyük çoğunluk diyorlar ki devletçi ekonomi. Karar öyle çıkacakken bir takım kalpaklı adamlar oylama sırasında sıraların arasında dolaşıyorlar ve delegelerin yüzüne sertçe bakarak gözlerine piyasa ekonomisi. Ha. Demokratik bir şekilde ellerde tabancalar üzerinde. Piyasa ekonomisi ha. Piyasa ekonomisi ha. Yanlış yapmayın. Piyasa ekonomisi. Karar Türkiye piyasa ekonomisi. Delegelerin çoğu tersini söylerken karar piyasa ekonomisi. Bu karar çıkar çıkmaz. Bütün ajanslar yayıyor. Ve Avrupa'nın kapitalistleri kendi hükümetlerine saldırıyorlar. Türkiye'yi tanıyın. Niye? Türkiye pazar. Önümüze açılıyor. E bunu bilebilmek için ekonomiyi bilmek lazım. Lenin'in emperyalizm teorisini bilmek lazım. Yani Avrupa halklarının ruhi yapısını bilmek lazım. Bunun için okumuş, boşuna mı okumuş o yarbayken? Hazırlamış kendisini. Ve Lozan toplandığı Avrupa, işte malum Türkiye'yi tanıdı. Yani Lozan bir nevi Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya açısından tanınması ve kuruluş anlaşmasıdır. Beklediler Avrupalılar ki piyasa ekonomisi tamam dedi yani piyasa ekonomisi ama yani daha zamanı değil çünkü bizde zengin yok. Hele biraz devletçi ekonomiyle yürüyelim ondan sonra da geçeriz ona falan dedi. Ama zarf mazrufunu buldu. Devlet yönetimi böyle bir şeydir. Onun için devleti yönetenler bilgilerini her gün arttırmak zorundadırlar. Aksi halde çok kullanılırlar. Evet değerli dostlar. Çanakkale Savaşı gecelerinde kitap okuyan bir Atatürk. Kitap okuma konusunda o çekilmiş resimleri var böyle hani ibadet huşu içinde kitap okuyor. Ama Atatürk'ün kitap okuması nasıl bir şey? Okuduğu kitapların kenarına notlar koyuyor. Onaylıyor. Bazen alay ediyor. Yani mesela James Churchward'ın bu uygarlığı ile ilgili kitaplarının kenarında şöyle notlar var. Nereden anladın? Şimdi nereden anladın sözü bilimlik yaklaşımdır. Ya bir şey söylüyorsun. Delilin ne? Çünkü Atatürk'te bilim adamı zihniyeti var. Evet onun için bazı Avrupalılar Çankaya'nın mütefekkiri demişlerdir ona. Şimdi ben ilk okuduğum şiir Atatürk ile ilgili. Şiir okumaya da meraklıyım. Babam öğretmen. Efendim, babam da şair falan. Kim şiir okuyacak? Parmağımı kaldırdım böyle. Eskiden böyle sallardık da. Bir şiir verdiler bana. Yani, bu mu ya? Benim gibi adama ya. Ben bayılıklıyım. Yani, bu ne? Ben dedim ama. Şiir şu. Atatürk kim diye sorsalar bana. Yeri gösteririm, göğü gösteririm. Sarı saçlı mavi gözlülüdür. Bitti.
Bu ne ya? Ya bu ne? Ya o zaman çocuk 10 yaşındayım. O zaman bile bana bu şiir tuhaf geldi ya. Yani Atatürk bu mu ya? Yani sarışın ve mavi gözlü olmasaydı bir bakıyorum benim gözlerim biraz yeşilim tırar. Ama saçlarım boz filan. Ya böyle mi öğretilir ya? Öyle öğretildi. Evet, ne yazık ki. Yani birisini öğretirken, onun için o tarihe şöyle birisini öğretirken, o öğrettiğinden insanların bir şeyler hisse kapması gerekiyor. Atatürk'ün kitap okuduğunu söylersen, kitap okumaya yönlendirirsin insanları. Yoksa yani lens takmaya, saçları boyamaya falan kalkabilir insanlar yani Atatürk olmak için. O kitapta şöyle diyor. Tarih kitabı, 4 ciltlik tarih kitabından başlıyor. Diyor ki, ne yazık ki diyor, bizim tarihimiz savaşlar tarihi olarak anlatıldı. Halbuki diyor, bizim milletimizin tarih içindeki büyük başarısının sebebi, bilime verdikleri önem ve bilimi teknolojiye uygulamalarıdır. Biz şimdi bunu araştırıyor, Türk Tarih Tetkik Cemiyeti'nin vazifesi budur diyor. Bu açıdan yazılmış 4 ciltlik tarih. Atatürk döneminde bu anlatıldı. Ama Atatürk'ten sonra o 4 ciltlik tarih kaldırıldı. Yerine Emin Oktay'ın yazdığı tarihler konuldu. Bu Osmanlı'nın tek işi savaşmak ya. Başka hiçbir şey yok. Ve ganimet. Osmanlı'dan öncesi de öyle. Tabi Osmanlı döneminde tarihimiz iki. Bir Ertuğrul Gazi ile başlayan milli tarih. Çünkü Ertuğrul Gazi'den önce Türk yok. Yani Türk diye bir şey yok da Osmanlı yok. Bir de dini tarih. Dini tarih ne? Yani Arapların tarihi oldu bizim tarihimiz. Onun için o eğitimle yetişen her insan biraz kendisini Arap hisseder. Niye? Çünkü Emeviler bizim, Abbasiler bizim. Hep İslam tarihi diye anlatıldı bunlar. Ne ilgisi var yani Emevilerin, Abbasilerin İslam tarihiyle ne ilgiler? Arap tarihi. Evet, şimdi ben Emevilere biraz çatınca vay İslam'a, ya İslam'a çatmıyorum. Niye çatayım arkadaşım? Ben Emevilerle ilgili konuşuyorum. Yok mu? Olur mu? Yani bir televizyon programında böyle dedim diye Cübbeli Hoca, benim YouTube'da da var. Ya bu ne Kemal Zeybek ya bu ne ya diyor böyle diyor. Böyle de böyle ellerde. Ya bu diyor Muaviye Hazretlerine diyor çatıyor ya bizim abimiz diyor Yavuz Bahadıroğlu'yla tartışırken diyor abileriymiş. Efendim ikide bir sen Muaviye dinindensin deyip duruyor. E dedim sen Muaviye ümmetindensin. Sizin sünninizde Muaviye sünnetinin sünniliğidir yani. Muaviye sünnet olur mu? Olur. Sünnet demek bir insanın yaptığı şeydir. Yani sünnet sonradan başka bir anlam kazandı ama yani sadece peygamberin sözleri ve eylemleri gibi anlaşılır ama gerçekte öyle değil. Sünnetullah diye bir kavram da var. Evet. Ben de haber gönderdim. Dedim ki ya Şii olmuş ya bu dedi falan. Diyor. Hemen ben Şii yap. Dedim ki Şii olsam şükretsin ben Aleviyim ya. Ne Şiisi dedim ya. Şiilik çünkü yakındır sünni. Haber verin beni doğru dürüst elektirsin şimdi bilmiyorum söyleyecekler mi söylemeyecekler mi. Şimdi değerli dostlar, tarihimiz içinde ilginç bir maceramız vardır. Yani o 4 ciltlik tarihte anlatır ama çok uzundur. Yani mesela bir şey söyleyeyim. Göktürkler anlatırken, Göktürklerin bugün bile Ruslar o bölgede sulama kanalları yaptıklarında Göktürk kanallarından başka teknik bir kanal yapılamaz dedikleri bir kanal yapabilecek matematik bilgiye sahip olduklarını siz bir yerde okudunuz mu? Okumadınız. Çünkü bunlar yazılmaz. Başka türlü nasıl olabilir ki zaten? Evet. Köto kanalı. 10 kilometre ve diyorlar ki bunu ancak Rus alimler, bunu ancak yüksek matematik bilen bir ulus meydana getirebilirdi. Diyelim geçelim. Geçelim de şu yakın tarihimize çok laf uzatmamak için Osmanlı tarihine gelelim. Şimdi Osmanlı kim? Osmanlı'nın kim olduğunu anlamak için yine bir geriye dönüş yapıp Selçuklu'nun devamı meselesiyle ilgili durumu açıklığa kavuşturmamız lazım.
Osmanlı Selçuklu'nun coğrafi olarak devamıdır ama zihniyet olarak devamı değildir. Çünkü Osmanlı Selçuklu'ndan farklı olarak Türkçe esasına dayalı bir devlet olarak ortaya çıktı. Selçuklu'da resmi dil Farsçaydı. Edebiyat dili Farsçaydı. O yüzden Mevlana Farsça yazmıştır. Nizami Gencevi Türk olduğu halde Farsça yazmıştır. Çünkü resmi dil Farsçaydı. Çünkü Nizamiye medreselerini kuran Nizamülmülk Alparslan'ın Melikşah'ın veziri de Farslı. Ve kurduğu medreselerde de Farsça eğitim dili olarak yaptı. Dolayısıyla Türk hakanları da Alparslan'ın torunları kendi adlarını Keykavus, Keykubat, Keyüsre diye koydular. Key Farsça'da Alp demektir. Alp Aslan'ın çocukları Keykubat diyorlar. Keykavus diyorlar. Yani kendilerini Fars hissediyorlar. Ve ad koymak için de Şehname'yi açıyorlar. Şehname'de ne çıkarsa hangi değildi? Yani Keykubat, Keyhüsre filan onlar Müslüman değildi. Onlar Zerdüşt dininden. Fakat kendisinin Fars gördüğü için de onun devamı saydığı için de yani Selçuklu kendisini Samaniyan devletinin devamı saymıştır. Ama Osmanlı öyle değil. Bak Osmanlı ne diyor? Osman Gazi'nin Yıldırım Bayezid döneminde yazılmış bir tarih vardır. O tarihte Osman Gazi'nin oğlu Orhan'a şöyle dediği yazılı. Demiş dememiş önemli değil. Onun yazılmış önemli olması önemli değil. Diyor ki Osman Ertuğrul oğlusun. Oğuz Karahan neslisin. İstanbul'u al, Gülzar yap. Şurayı al, şurayı al, şurayı al diye de sayıyor tek tek. Ya işte İnegöl'ü al falan al, İstanbul'u al, Gülzar yap. Ya onlar kendilerini Karahanlıların devamı sayıyorlardı. O yüzden onlar Türkçe esasına dayalı devleti kurdular. Sonradan değişme oldu ama başlangıç böyledir. Ve daha önemlisi şu. Selçuklular da İmam-ı Gazali'nin etkisiyle o Nizamiye medreselerinde felsefe yoktur. Çünkü filozoflar kafirdir onlara göre. Bilimlerde yararlı yararsız diye tasnif edilmiştir. Yani İmam-ı Gazali'de bilim zihniyeti aramayın. Böyle bir şey yok. Şimdi birileri İmam-ı Gazali rüyalarında falan görüyorlarmış da yani. Görürler çünkü İmam-ı Gazali'nin nesli onlar. İmam-ı Gazali felsefeyi tekfir etmiştir. Kafir ilan etmiştir filozoflar. Şimdi bir takım insanlar bir taraftan İmam-ı Gazali tekfir ederler. Bir taraftan da İslam medeniyeti derken İbn-i Sina Avrupa'da 2,5 asır üniversitelerde okutulan tıp kitabını yazdı. Farabi şöyledir, Biruni böyledir, Harezmi. Ya bunlar hepsi filozof. Ya garip bir çelişkidir yani. Belki filozof olduklarını bilmiyorlar. Bilseler övünmezler. Övünürken bunlar söylenir ama döner bunları kafir yapar. Evet. Şimdi netleştiriyoruz konuyu. Netleştirdiğimiz için Osmanlı'da başından itibaren medreselerde felsefe, akıl bilimleri ve nakil bilimleri birlikte okutulur. Katip Çelebi'nin Mizanül Hak diye bir kitabı var. Mizanül Hak. Katip Çelebi. Çok mühim bir adamdır. Mizanül Hak. Keşf-i Zünun diye ikinci bir kitabı var. Başka da kitapları var. Ama o iki kitaptan çıkardığım onun sözlerini size söyleyeceğim. Neredeyse söyleye söyleye ezberledim artık yani. Ama inanmayan gitsin alsın kitapları baksın. Diyor ki Katip Çelebi. Osmanlı'da başından başlayarak Kanuni Sultan Süleyman zamanına kadar felsefe, akıl bilimleri ve nakil bilimleri birlikte okutulur. Ne olurdu? Birlikte okutulurdu da. Mesela diyor Fatih Ebu'l-Feth diyorum. Fatih İstanbul'da Sahn-ı Seman medreselerini kurduğu zaman bunu kanun haline getirdi. Felsefe okutulacak, akıl bilimleri okutulacak, nakil bilimleri okutulacak. Ne oldu?
felsefe okutulduğu için, akıl bilimleri okutulduğu için hem birikmiş olan dünyanın her yeri neresinde birikmiş olursa olsun ama İslam uygarlığından gelen bilimler hem öğretiliyordu, kendisi de bir alimdi Fatih'in. Döneminin bütün bilimlerinde alimdi, bilginlerle tartışabilecek kadar dahi bir adamdı o. Evet. Fatih dönemi böyle. Ve bu sayede dünyanın en büyük mesele, diğer taraflarına girmeyelim, biz de savaş tarafını söylersek daha kolay anlaşılır. Ama bu sayede Osmanlı ordusu dünyanın teknolojide en ileri ordusuydu. Bunu 2. Bayezid daha da geliştirdi. Her piyadenin eline bir tüfek verdi insanlık tarihinde ilk defa. Her piyadede bir tüfek var. Topları daha da ileri seviye düzenli. Bütün sistemi de böyle düşünün. Peki burada bu olurken İran'daki Türk devleti, Safeviler de ve Mısır'daki Türk devleti, onlar da Türk. Onlar da nasıldı? Ha, bak şimdi. Yavuz Selim gitti. Yavuz demek zalim demektir bu arada, onu da söyleyeyim. Çok fena demektir, zalim demektir. Hangi sözlüğü açarsanız görürsünüz. Yani Selim'i sevmedi Anadolu Türkmenleri ve zalim Selim dediler. Şu sonradan kelime anlamını değiştirdi, anlamı olumlulaştı ve insanlar bir adlarını Yavuz diye koymaya başladılar. Benim karşıma da hep Yavuzlar çıkıyor, neyse ya. Yavuz Bülent Bakiler'den sonra öteki Yavuz. Şimdi değerli dostlar, farkı anlatmak için söylüyorum, bu örneği vereceğim. Şah İsmail mektup yazıyor Selim'e. Diyor ki sen kahramanın falan diye geçiniyorsun diyor. Ama sen sünnete aykırı hareket ettin. Peygamber diyor topla tüfekle mi savaşıyordu? O okla kılıçla savaşıyordu, sen karşına topla tüfekle çıktın. Oradaki zihniyet o. Yani Safevi, Alevi falan filan ama Selçuklu'nun zihniyeti devam ediyor. Öteki tarafta Sünni. Ya bizim ocağımızı batıran Eş'ari Sünniliği oradan alıp getirdiler Memlükler. Memlük hükümdarı Kansu Gavri'ye bu Avrupalılar haber gönderiyorlar. Osmanlı seni yiyecek. Biz sana top tüfek verelim. Kansu Gavri diyor ki hayır, biz Müslümanız diyor. Müslümanlıkla topla tüfekle savaşmak yoktur diyor. O da Selçuklu'nun etkisi. Doğrudan devam. Peki Osmanlı'da ne oldu? Diyor ki Katip Çelebi, Osmanlı'da Kanuni Sultan Süleyman'dan başlayarak, o Kanuni demiyor ha, onu biz diyoruz, o Sultan Süleyman Hazretleri diyor, den başlayarak felsefe kaldırıldı mekteplerden. Akıl bilimleri de yararlı yararsız diye tasnif edildi. Tam Gazali'nin zihniyeti Mısır'dan bize geliyor. Ne demek yararlı yararsız? Mesela diyor ki astronomi bilimi ancak ibadet vakitlerinin, yani muvakkitlerin, yani vakitçilerin bilmesi gerektiği kadar bilinir, yeter diyor. Fazlasına lüzum yok. Bu zihniyetle Osmanlı'da rasathane, bunlar meleklerin bacaklarını seyrediyorlar diye topa tutup yıkıldı. Yani meleklerin bacakları. Meleklerin bacakları deyince tabii ki gülüyorsunuz. Haklısınız ama ben geçen Gazali'ye şöyle bir çevirdim bir bahsine bakmak için. İyi niyette de çevirmedim aslında, eleştirmek için bir şey arıyordum. Karşıma şu çıktı. Rivayet ederler ki, diyor Gazali, rivayet ederler ki, bir meleği bir dağın başında kanadı kırık görmüşler. Ne haldir bu hal demişler. Melek demiş ki ben peygamber Miraç'a giderken ayağa kalkmadım, onun için kanadımı kırdılar, beni buraya attılar. Dedim eyvah ya Gazali ya. Melek kanatlı, kırılıyor. Peygamber geçerken nereden geçiyor? Ayağa kalkılıyor. Yani zihniyet bu. Şimdi astronomi ancak yani işte namaz, oruç falan filan için yeter, fazlasına lüzum yok deyince bu söylediğimiz yani eski bir hikaye.
yani asırlarca önce ama şimdi de Türkiye'de en itibar gören, en çok izlenen, televizyonlara çıktığı zaman izlenince yüksekliklerine ulaşan, hani reyting rekorları kıran, şimdiki cari sözle, geçerli sözle, bir Cübbeli Hoca var. Diyor ki Cübbeli Hoca, ya ne NASA'ymış NASA diyor. Bir sürü masraf ediyorlar diyor. Ya ne masraf ediyorlar sorsunlar bana diyor. 100.000'de dolar versinler ben her şeyi söyleyeyim diyor. Dolar da istiyor tabii bu arada. Bu dinleniyor bu ülkede ya. Bu adam dinleniyor ve böyle bir adamı televizyonlara çıkarıp konuşturuyorlar. Bu ülke dediğim yani bizim Türkiye'de konuşturuyorlar ya. Ve bir kefen satıyor en son. Kefenin üzerine bazı yazılar yazıyor falan. İki cinsi, ucuzu var, pahalısı var. Pahalısı daha sağlam, deriye yazıyor. Bunu müjdeler olsun, bundan satın alırsanız, sizden asılsa para boldur. Satın alırsanız, bununla kefenlenirseniz, cehennem ateşi ve kabir azabı sizi yakmıyor. Garanti, garantili yani. Ya bu adam utanmadan bunu söyleyebiliyor. Onun söylemesi önemli değil. Bu malın alıcısı var Türkiye'de. Alıcısı var. Efendim hadis var, kertenkele öldürmek sevaptır filan diyor. Hadiste gördüm diyor. Onu da dün Cemal Bey gösterdi. Efendim diyor ki işte bir vuruşta öldürürsen şu kadar sevap, iki vuruşta ay yuh olsun senin dinine de, senin mezhebine de, senin hocalığına da ya. Kertenkele öldürmek sevaptır diyen bir din varsa bana müsaade edin ben kendime başka bir din bulacağım. Ne demek kertenkele öldürmek sevaptır ya? Yani ne hale geldi? Yani döndük dolaştık. Yine geldik buraya. Bu bir kişi mi? Hayır, bir profesör buraya da gelmiş. Televizyonda konuşma yapıyor. Peygamber Efendimiz çıkmış filan işte Miraç'a. Miraç'tan dönüşte bir katta Musa'yı görmüş. Musa demiş ki ne var ne yok meslektaş. O da demiş ki ya sorma. Patron dedi ki senin ümmetin işte... Patron demiyor da işte ona benzer bir laf ediyor yani. Senin ümmetin günde 50 defa namaz kılacak. Demiş ki ya olur mu ya nasıl kılacaklar? Git konuş da indirim yapsın falan. Gidiyor geliyor. 5'e düşüyor sonunda. Gülüyoruz değil mi? Bak bunlar dinleniyor ya. Bunlar dinleniyor ya. Nasıl bir şey olmuş böyle? Ne hale gelmişiz biz ya? Bu adam profesör. En çok kazanan adam bu şu anda. Hatipoğlu mudur? Katipoğlu mudur? Otel yaptı. Bunlar bu yaveleri dinliyor bu toplum ya. Ağlıyorlarmış filan da yani dinler. Ağlarlar. Vaktiyle bir askerimizin hatıralarında var işte. Bir Arap bir şeyler okuyor. Bizim asker de hüngür hüngür ağlıyor. Evladım niye ağlıyorsun diyor. Asker, komutan askere. Ya komutanım, kumandanım. Yani baksana ne güzel Kur'an okuyor. Ya evladım o diyor Kur'an değil. O bir şiir, deve sütünün faydalarını anlatıyor demiş. Faydalarını anlatıyor. Hüngür ağlıyor. Yani o zaman öyleydi, şimdi ne? Döndük dolaştık. Buraya geldik yine. Değerli dostlar, Katip Çelebi diyor ki İbn Haldun'un diyor teorisi gereğince, İbn Haldun çok mühim bir adam. Bilim zihniyetine sahip ve toplum bilimin kurucusu sayılan dünyada bir adamdır. Onu okumak lazımdır yani. Diyor ki onun teorisi gereğince böyle bir devletin diyor yaşaması mümkün olmadığından Osmanlı'nın çöküşü böyle başlamıştır. Nasıl başlamıştır? Felsefeyi yasaklama. Felsefe niye önemli? Çünkü felsefe düşünme alışkanlığı verir. Felsefe bilimlere öncülük yapar. Bilimleri arkasından sürükler ve o ülkede bilimler gelişir. Felsefenin olmadığı bir toplumda, yani serbest düşüncenin, hür düşüncenin olmadığı bir toplumda bilimler gelişemez. Onun için felsefe önemli. Osmanlı çökmeye başladı. Fakat çok ilginçtir. 1517'de, ben ilginç buluyorum. 1517'de Osmanlı bu Sultan Süleyman'ın bu kararları vermesine sebep olan babasının Yavuz Selim'in Mısır'dan getirdiği 2000 küsur Eş'ari Sünni'nin Osmanlı coğrafyasına yayılıp zorla şehirlerin sünnileştirilmesinden doğmuştur. Ha, sebebi de budur ya. Ebu Suud gibi yobazlar yetişmiş. Ebu Suud
dönemin Şeyhül İslam'ı ve bugün de kitaplarda Ebu Suud büyük alim olarak anlatılıyor. Bugün de yani. Açın kitaplara, büyük alim. Yani Yobaz'ın doruklarına çıkmış bir adam. Böyle bir adam. Yunus kafir, Mevlana kafir yani. Herkes kafir ona göre. Ve kafir demekle kalsalar iyi. Katilleri de vacip yani. Öldürülmeleri lazım. Tabii onlar ölmüş gitmiş de. Ama onları takip edenler için söylüyorlar yani bunu. Ve bugün Diyanetleri Başkanı var. Suudi Arabistan'da. Abdülaziz bin Baz. Onun bir kitabı var. Söyleyin siz kitabını. Ben bilmiyorum ama işte Dünya Düz diyen. Ha, Dünya Düz diyor. Dünya dönüyor diyen ve güneşin etrafında dönüyor diyen mürtettir ve öldürülmesi vaciptir. Kafir derse öldürülmesi vacip olmuyor. Evet. Müslüman derse öldürülmesi vacip. Niye? Çünkü dinden dönmüştür ve öldürülmesi vacip. Şu anda 75'te yazdığı kitap, 1975'te yazdığı ve Medine Üniversitesi tarafından yayınlanan ilmi bir kitap bu. Şu anda ya. Şu anda ya. Bizim açın şeyler bir takım adamlar onlardan öğreniyorlar. Dünyanın niye yuvarlak olmadığını ilmi olarak ispat eden bir Karadenizli amcanın ya da dayının konuşmaları var. Diyor ki dünya yuvarlak olsa, bak diyor dünya yuvarlak olsa bu aşağıdakiler tepe üstünde duruyor. Niye düşmüyor aşağıya falan? O Abdülaziz Binbaz'ın bir şey daha düştü internete. Karnınızı yiyebilirsiniz. Evet. Tabii. Çok aç kalırsanız karnınızın tamamını, az aç kalırsanız bir bölümünü yiyebilirsiniz. Nasıl bir bölümünü yiyecekse. İşte bu Bill Clinton'ın başındaki adam yani. Suudi Arabistan'ın en yüksek makamda oturan adam. İşte bu din. Bu din yani. Böyle bir din. Tabii böyle bu din ortaya çıkınca da insanlar kopup gidiyorlar yani. Evet. Şimdi netice efendim şu. Osmanlı çökmeye başlarken 1517'de biz 1517'de o Mısır'ı aldığımız zaman ocağımızı batırdı yani Araplara bizi bulaştırdı bu Yavuz Sultan. Senin ne işin vardı ya, bırak yakasını ya. Memlükler işte yönetiyor orayı, ne istiyorsun ya. Neyse gitti bulaştırdı, getirdi Eş'arileri. Aynı sene Avrupa'da aydınlanmanın başlangıcı olan sayılan Martin Luther aynı sene Kraliyet Kilisesi'nin kapısına papalığı protesto eden bildirisini asıyor. 1517. Aynı yıl, çok ilginçtir yani. Aynı yıl biz karanlığa gömülmeye başlarken Avrupa aydınlığa çıkmaya başlıyordu. Açık söyleyelim yani Avrupa'nın kendini bulması ve bugünkü büyük karanlıktan ve karanlıkçılıktan kurtularak kendini bulması, dinlerinin baskısından kurtulup yani hayatı dinden ayırmaları, laiklik deyin, sekülerizm ne derseniz deyin. Yani dinlerinin, kilisenin baskısından en çok da zihinlerini kurtarmaları sayesinde olmuştur aydınlanma. Öyle başladı. Ama onlar aydınlanmaya başlarken biz karanlığa gömülmeye başladık. Netice ne oldu? Onlar geliştiler, ilerlediler, sanayi devrimini yaptılar. Biz de sonunda onların sömürgesi olduk. 19. yüzyıla gelindiği zaman önce İngiltere tabii sanayi devrimini yapan İngiltere'dir biliyorsunuz yani o malum. Sonra işte diğer ülkelere de oradan geçti. Sanayi devrimini yapan İngiltere kitlevi ve bol üretim yapıyordu tekstilde. Satacak yer lazım tabii. Kapitalizmin yani sanayi devrimi kapitalizmi üretti. Kapitalizmin büyük derdi şudur. Ucuz kaynak bulmak ve pahalı pazarlar yani malını pahalı satacak pazarlar bulmak. Meselesi budur. Çok masumanedir yani. Yani ne yapsın zavallılar? Yaşaması lazım yani kapital büyük kapital şirket yani şirketlerin kapitalin yaşaması lazım yani. Yaşaması için ucuz ham madde ve pazar lazım. İngiltere önce Almanya'ya dayattı aç kapılarını diye ve bunun ideolojisini ürettiler. Liberalizm bunun ideolojisidir. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Yani sömürü amacının ideolojisi üretildi. Liberalizm dediğin o yani. Ekonomik liberalizmden söz ediyoruz tabii ki. Açın. Almanya dedi ki yok. Açarız. Ama biz de sizin gibi sanayileşeceğiz.
Orada Friedrich List çıktı, milli iktisat teorisini ortaya attı. Almanlara kabul ettirdi. Almanlar gümrükler içinde kapattılar İngiliz mallarına ve kendi sanayilerini kendi işlerine kurmaya başladılar. Ama İngiltere sıkıntıda. Bol bol mal üretiyor, satacak yer lazım. Muazzam bir imparatorluk var, Osmanlı İmparatorluğu. Osmanlı İmparatorluğu'na yöneldiler ve önce 1826 kılık kıyafet devrimiyle tekstil ürünlerinin pazarının kültürünü oluşturdular. Mesela hepinizin çok sevdiğiniz bir şarkı vardır. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Hepiniz çok severiz. Dışarıdan kim gelse Türkiye'ye hemen bunu söyler, bizim de hoşumuza gider falan. Aslında bu üretilmiş bir propaganda şarkısıdır. Bir İskoç halk şarkısının üzerine Türkçe sözler yazılmak suretiyle Türkiye'ye sokulmuştur. Neden? Setre pantolon, kolalı gömlek propagandasıdır. Kötü mü? İyi. Üretirsen iyi. Sen üretirsen ne giyersen ne fark eder yani. Ama başkası malını satmak için bu kültüre muhtaç. Ve zabitan ve katibanın fes giymesi, neyse fesi çabucak fesaneye kurup onu hallettiler ama tabii ötekiler mümkün değil. Redingot ceket giyeceksin, kolalı gömlek, pantolon vesaire vesaire, ayakkabı filan derken olsun, para bol Osmanlı'da, asırların birikimi var. Fakat bir müddet sonra sıkıntı başladı. 1838'de bir taraftan Büyük Reşit Paşa ve Padişah II. Mahmud'a sürekli İngilizler diyor ki, bakın bizim gibi olmanız için sizin de kapıları açmanız, bak biz liberalizm diyoruz, siz de kapıları açın. Ve 1838 Türk-İngiliz Ticaret Anlaşması, Balta Limanı Anlaşması diye meşhurdur. Balta'yı indirmiştir Osmanlı'nın beline. Niye? Çünkü bir, Osmanlı'da tekel sistemi kaldırıldı. Yedi vahitler yani. Yet, ibahit, tekel. Yedi tane vahit değil yani. Yet, ibahit. Yet, malumel, vahit. Tekel, monopol yani. Sistemi kaldırıldı. Gümrük sistemler kaldırıldı. %3'e düşürüldü. İç gümrükler vardı Osmanlı'da yani. Diyelim ki Tuna vilayetinden Dersaadet'e geçerken arada gümrük ödenirdi mallar. Böyle bir sistem. Fakat İngiliz mallar için iç gümrükler kaldırıldı. Türk tüccarlar için devam ediyor, İngiliz tüccarlar için kaldırıldı. Ve sonunda Türkiye tatlı hayata kavuştu. Bol bol geliyor İngiliz mallar. Herkes memnun. Bilhassa zadegan, zabitan ve katiban. Yani subaylar, efendim şeyler, memurlar, zenginler. Memnun, ucuz ucuz, bol bol geliyor. Ne oldu neticede? Neticede dokuma sanayi öldü. Bu tarih değil bu. Bugün, yarın, hep yaşanır bu. Dokuma sanayi öldü. Bursa'nın ipek sanayi ki casusluk konusuydu. Nasıl yapıyorlar diye İngilizler onu öğrenmek için sanayi casusları öldü. Şam'ın bıçak sanayi öldü. Yani Osmanlı ekonomisi çöktü gitti. Üretim yok, tüketim var. Aynen bugün olduğu gibi ithal ekonomisi yaşıyoruz. Tekrarlanıyor yani. Ve sonunda para bitti. Bu arada padişahlarımız Topkapı Sarayı'na sığmaz oldular. Dolmabahçe'yi yaptılar. Çünkü yeni hayat için onlar lazım. Saray yaptılar. Zaten o saray çöküşün, saray yapmaya başlayınca bir devlet çökmüş başlamış demektir. Ne sarayı yapıldı bakın. Efendim? Ne sarayı? Tabii, aynı kafa ya. Niye bunlar Abdülmecit için sempozyum yapıyorlar? Abdülmecit'in torunları diyorlar. Bunların propagandistleri fes kafalı adamlar, kafalarına fes geçirip televizyonlarda Atatürk'e ver yansın ediyorlar. Halbuki fes Osmanlı'da çöküşün sembolüdür. Ondan önce fes yok. Netice ne oldu? Netice 1854'te tarihimizde ilk defa borç aldık. Aldığımız borçların bir kısmıyla Dolmabahçe Sarayı'nı bitirdik. Oraya harcam. Borç. Bir müddet sonra da öyle borçlandık ki artık alacaklarımız dedi ki siz bu ekonominizi idare edemiyorsunuz. Biz gelelim idare edelim. 1881'de Düyun-u Umumiye, yani bizim alacaklılarımızın idaresi, düyun tabii borçlular demek.
Yani borçlarımızın idaresi düğünü umumiye geldi. Osmanlı Devleti'nin ekonomisine el koydu. Reji sistemleri geldi. Ve öyle bir el koymuş ki, ya mesela tütün rejisinin kolcuları vardı ve bu kolcuların Osmanlı vatandaşlarını vurma yetkisi vardı. Vurma yetkisi. Bizim memlekette, ben Bayburt'un Kitra köyündenim, büyüklerimiz vaktiyle Trabzon'dan, yani böyle kuşağın altına tütün sarıp da getirip 3-5 kuruş kazanmak isteyen delikanlıların reji idaresi tarafından nasıl vurulduklarının hekatlarını anlatırlardı bize. Hekat derler bizde, hikayelerini anlatırlardı. Reji'nin, reji kim? Kolcu kim? Kolcu reji'nin, yani Fransızların, Türk, tabii ki bizim vatandaşımız ama reji kolcular. Maaşlarını reji veriyor. Hani kolcular geliyor, Halil İbrahim falan diyor ya. Ya o kolcu dedikleri rejinin kolcularıdır. Onun için halk yüceltiyor o eşkıya zannettiğimiz adamları. Halil İbrahim şey var ya, ne diyorlar ona, ne yalısı, vitez yalısı değil, işte bilmem asfalt değil falan falan. Onları yüceltiyor halk. Niye? Çünkü kime karşı mücadele ediyorlar? Emperyalizmin efendim avladığı ya da işte maaşa bağladığı adamlara karşı, emperyalizmin oyunlarına karşı bir şeyler yapmaya çalışıyorlar onda. 3-5 kuruş. Tabii şey, emperyalizm falan gibi bir şey yok kafalarında. Ya ekmek parası peşinde koşuyorlar tabii. Netice ne oldu? Netice 1881'de Atatürk doğdu. Düğün umumiye girdi. Aynı yıldır. Ve ondan sonra Osmanlı Devleti diye bir şey kalmadı. Osmanlı Devleti bağımsızlığını yitirdi. İşte İngilizlerin, Fransızların, sonra Almanların yönettiği bir devlet haline geldi. Yani ondan sonra kimse Osmanlı'nın yaptığı işler içinde ya da yapmadıkları için Osmanlı'yı suçlamasın. Çünkü öyle bir devlet yoktu artık. Şimdi Çanakkale Savaşı falan tabii Atatürk. Bir de Atatürk olmasa, yani Atatürk'ü çıkarın oradan. Kimdi Çanakkale Savaşları'nda cephe komutanı? Liman von Sanders. Almanlar yönetiyor. Neden o kadar insan öldü? Çünkü Alman acımıyor ki Türk insanına. Türk insanının kanı üzerine ve çok ilginç bir şey vardır dikkatlerden kaçan. Osmanlı'da aslında zorunlu askerlik yoktu. Yeniçeriler paralı askerdi. Profesyonel askerlik vardı. Ancak Yeniçerilerden sonra yapılan bazı denemeler de başarısız olunca Alman sistemi, müsellah millet, silahlı millet kavrayışı, Prusya sistemi Türkiye'ye getirildi. Ondan sonra vatan çocukları askere alınmaya başladı. Zorunlu askerlik başladı. Fakat Osmanlı yine de bu 1840'larda falan başladı bu hikaye. Ondan önce askerlik zorunluluğu yoktur Osmanlı'da. Yani biz asker milletiz falan filan, bunlar edebiyattır. Niye asker millet olalım ya? Üretici millet olalım, alim millet olalım. Hayır, asker millet. Efendim, ordu millet falan, böyle bir şey yoktur. Bu sonraki masallardır bunlar. Ya ne vardır? Basbayağı yetiştirilmiş askerler vardır. Yani hayatı savaşmak olan, savaş tekniğini bilen ve bunun içinde maaş alan, belli yaşa göre de emekliye ayrılıp esnaflık yapan falan adamlardır bunlar yani. Ama müsellah millet, yani zorunlu askerlik geldikten sonra bile Osmanlı okur yazar adamı askere almazdı. Okumakta olan adamı askere almazdı. Yani şimdi hani şöyle bir tartışma var. Efendim işte bizim yazımız vardı da, bin yıllık yazımız gitti de Latin harflerini aldı da Atatürk'ü eleştiriyorlar ya. Senin o bin yıllık yazı dediğin yazının zamanında halkın okur yazarlık oranı %5'ti. %95'i okur yazar değildi ve olabilemezdi. Üstelik de öyle bir yazıydı ki Türkçeyi onunla yazmak, doğru yazmak ve okumak mümkün olmadığından, mesela Enver Paşa, başkumandan vekili, kumandanlara emirname gönderiyor. O bir şey diyor, öteki başka bir şey okuyor. Onun üzerine kendisi bir yazı icat etmeye kalktı. Yani bu Arap harflerini böyle yan yana yazarsak belki yazdım okunur falan diye. Ya bunlar hiç konuşulmuyor. Efendim bin yıllık yazımız birdenbire hepimiz okur. Ya ne hepiniz, zaten okur yazar değildiniz, %5'ti. Onlar da doğru dürüst okuyup yazamıyorlardı zaten ya. Niye masallar anlatıyorsunuz ya? Niye yalan söylüyorsunuz?
Kimi kandırıyorlar? Arap yazısıyla Türkçe'yi yazmak ve okumak mümkün değildir. Şimdi bir büyük alim Sencer Divitçioğlu, tanıyanınız vardır içinde. Sencer Divitçioğlu bir metni okumuş eski yazı. Şöyle diyor, şimdi siz anlayacaksınız, belki sadece siz anlayacaksınız. Efendim, yani eski yazı bir metni okuyor. Diyor ki, Osmanlı'da Osman Gazi Bey olunca develi obalardan çok miktarda kaf, mim, re, nun getirildi. Şimdi kaf, mim, re, nunu yan yana koyunca adam bunu okuyamıyor. Diyor ki kamaron diyor herhalde bu. Kamaron getirildi diyor. Ne olabilir bu? Ka, siz tabi bu kaf maf değil. Ka, me, re, ne. Ne olur? Kamel olur. Yok ya, nen sondan ne? Kamel. Tüyü, tüyü süt içtiniz mi siz? Tüyü ne anlattı Aytılat'ı tüyü sütüne? Kazakçada. Kımız. Kımız, oy siz. At sütüne kımız. Sizin kazaklığınız pek kımran, kımran. Ben de Allah'ım hocam. Kımran, kımran. Deve sütüne kazaklar ve kırgızlar falan ya kımran derler ya da şubat derler. Şubat. Kımran, niye kımran? Burada da kımran denilirdi eskiden. İçilirdi çünkü. Şimdi deve sütü kalmayınca adı da kalmadı. O zaman bir de diyor ki develi obalardan getiriliyor. O da kımız zannetmiş. Parantez içinde diyor kımran anlamı, kamerunu anlamamış, kımız demiş falan. Şimdi bakınız bir profesör bir kelimeyi yanlış okuyor. Develi obalardan, develi sözünü de yine bir başka profesör de develi de yanlış okuyor. Ya bunlar profesör ya. Halk nasıl okusun anlasın bunu. Yani bu dille Türkçe yazmak, okumak mümkün olmadığı için %5'ti zaten. Onlar yani hani diyor ki beni bir kişi anladı, o da yanlış anladı. %5'i okuyor, onlar da yanlış okuyor ya. Bin yıllık bir zulümdür bu ya. Türk milletine yapılmış bin yıllık bir zulümdür. Ne diyorsun sen ya? Ha. Yani, bu harfler, bu harflerin de eksiği var ha. Hani K, K farkı. O da ayrı bir hikaye. Sayın Bakanım, bir de Türkçe'de 8 sesli harf var. Arapça'da 3. Evet. Yani nasıl 8 sesli harfli bir dili, 3 sesli bir şeyle karşılaşıyor? Dilimizi bozdular o yüzden. Evet. I, i, yok. U, ü, yok. O, ö, yok. Hatta u ile ö'yü bile ayırmak mümkün değil. Nasıl evet. Ayıracaksın yani? Evet. Yok. Efendim, bazı sesler eklediler. Yani G yerine K'nin üzerine bir çizgi koyup G yaptılar. Ç yerine alta üç tane nokta koyup bir bazı harfleri halletmişlerdi. Farslar gibi. Ama onun dışında halletme mümkün değil. Yani Atatürk'ü eleştirenler tabii bunları ya bilmiyorlar ya bilip yapıyorlar. Hani birisi şöyle bir laf etmişti. Ya bilmiyorlar, biliyorlarsa da Allah belalarını versin demişti. Yani şimdi ben de İçimden bazen böyle geliyor ya. Bilerek söylüyorsan ya, ayıp ya. Ayıp ya. Şimdi netice ne oldu? Netice savaşa girdik. Ayrı bir hikaye. O savaşın içinden, o kalıntılardan, Osmanlı'nın kalıntılarından yeni bir devlet meydana getirdi. Mustafa Kemal ve arkadaşları da Atatürk değil. Bu yeni devletin sınırları zorunlu sınırlardır. Aslında Abdülhamit de bunu görmüş de, bu bize Anadolu'dan başka yer kalmayacak diye Anadolu'ya bazı yatırımlar yapmıştır. Ya o da biliyor bunu ya. Görüyorlar ya. Akıllı adam görüyor. Bize kalacak vatan bu diye. Neyse o vatan kurtarıldı. O vatan aslında bize lütfedilen Avrupalıların bize verdiği serve göre Orta Anadolu ve Tunceli'ydi. Orta Anadolu ve Tunceli'nin dışındaki her yer başkalarına yağmalanmıştı filan. Sonunda işte neticede savaşlar, onlar üzerinde durmayacağım, zaferler ve devlet kuruldu. Şimdi Atatürk din düşmanı. Hayır, Atatürk din düşmanı niye olsun ki? Ama Atatürk bu çökerten dinin düşmanı. Ben de düşmanıyım. Yani Osmanlı'yı ve milletimizi çökerten bir din var ya, uydurulmuş bir din. Evet, onun tabii düşmanı. Onun için Atatürk istedi ki, ya bu İslam'ın gerçeği yani vaktiyle Farabi'yi, Biruni'yi, Cezeri'yi, efendim Harezmi'yi yetiştiren bir İslam vardı ya, ya o ortaya çıksın diyerek. O Osmanlı'dan beri gelen o birikimi ortadan kaldırmak istedi. Çünkü medreselerde, değerli yoldaşlar, medreselerde
Medreselerde yani artık yararlı yararsız tefriki de kalktı. 4. Murat zamanında tamamen kaldırıldı müsbet bilim dersleri. Tamamen. 1914-10'da Ziya Gökalp'in dayatmasıyla medreselere matematik kondu ya. Asırlar sonra. Asırlar sonra ya. Ziya Gökalp girdi ve Allah'ın göklerin yaratılışındaki ayetlere bakmaz mısınız ayetini öküz gibi bakmak zanneden adamlar alim geçinmeye başladılar diyor. Öküzün bakması gibi. Aynen bu tabiri kullanıyor. Yani göklere bak ne öküz baksa ne görür? Sen baksan ne görürsün yani? Sen dediğim o öküz gibi bakan adamlar. Aynı şeyi görür. Orada bir takım ışıklar. Ya neyle bakmak? Vaktiyle bunu bilimle bakmak diye anladılar. Onun için o medeni. Diyor ki Atatürk bu dolsun istiyor. Onun için ne İmam Hatip okulu açtı, ne ilahe bir defa bu silinsin. Ne yaptı? Kur'an'ı tercüme ettirdi, tefsir ettirdi. Efendim, ya bir Kur'an'la bu işe başlansın, bir şeyler oluşsun falan. Yani bir, yani halk çok rahatlamıştı ya. 1950'lere falan gelindiği zaman hakikaten din artık bu milleti birleştiriyordu. Yani birbirine yakınlaşmıştı herkes. Yani işte nedir? İnsanlar bir kısmı cumaya gider, bir kısmı gitmez. Ya bir kısmı içki içer, içmez. Kimse kimseye karışmaz. Kimse kimseye bir şey demez. Ki köylerde işte tabii o dönemin mazlumu Alevilerdi. Tabii onu da söyleyeyim yani. Yani niye tarikatlar ve tekkeler kapatılınca bu sefer Alevilik de tekke ve zaviye hükmüne girdiği için gizli gizli yapmaya başladılar. Zaten Osmanlı'da o yani Safevi döneminde Alevi katliamında Safevi ile savaştan sonra Bektaşiler sadece korunmuştu. Ama Bektaşiler de 1826'dan sonra yasaklandı filan. Yani onlar hakikaten ama onlar da köylerde yaşadıkları için köyde kimse gelmediği için bir gözcü koyuyorlardı. Onlar da ibadetlerini orada yapıyorlardı. Kimse kimseye sen Alevi misin, Sünni misin falan diye sorulmayan bir dönemdir. Ve halkın yapısına bak şimdi. Bu çok önemli. Halkın yapısına bak ki ezan Türkçe okunuyor. Hiç din mektebi falan da yok. Köy enstitüleri açılıyor. Köy enstitülerde işte komünistlik yapılıyor diye propagandalar yapılıyor. Halk evlerinde bilmem ne işte bunlar dans ediyorlar falan diye. Halk evlerinde caz orkestraları vardı. Hakikaten dans falan olurdu yani. Onları biz ben kaymakamken depolarda gördüm. Depoya kaldırılmıştı filan. Böyle bir dönemde CHP'nin oy oranı kaçtır? %48. Hala. Ne oldu onlar? %48'e ne oldu? Şimdi kaç? 27. 25, 26, 27 filan yani. Ne oldu o %48'e? O bakın üstelik de yani o oylar ya hiç kimse zannetmesin ki dini hassasiyette halk çok meraklıydı ezan Arapça mı okusun, Türkçe mi okusun diye. O bir takım adamların meselesiydi. Umurunda bile değildi halkın. Ekonomik sıkıntılardan ötürü, bir takım tabii savaşın getirdiği sıkıntılardan ötürü tepki vardı CHP'ye. Buna rağmen %48 oy alıyordu. Yani halk, din halkı birleştiren çünkü dinciliğin olmadığı bir dönemdir o dönem. Kalmadı öyle bir şey. Ne oldu? Tabii ne olduğunu biliyorsunuz da. Ama Atatürk şunu yaptı. Atatürk halka bilim zihniyeti vermek istedi. Birinci derecede bu. Atatürk'ün bilim zihniyeti verme konusundaki duyarlılığını ifade için söylüyorum. Kendisine gelip diyorlar ki Gazi Paşa Hazretleri sizin görüşlerinizi doktrin haline getirelim. İşte nasıl İdeolojiler, şunlar bunlar varsa sizi de. Diyor ki hayır. Hayır diyor. Öyle yaparsanız donar kalır benim görüşlerim diyor. Donar kalır diyor. Ben hiçbir nas bırakmıyorum. Hiçbir dogma bırakmıyorum. Benim yolumdan gidenler akıl ve bilim yolundan gidecekler. Akıl ve bilim. Akıl ve bilim yolundan giden zaten doğruyu bulur. Ama sen aksini yaparsan Atatürk'ü de dondurup hemen şunlar filan ya Atatürk ilke ve inkılaplarının bekçiliği kadar yanlış bir şey yoktur. Niye bekçi oluyorsun kardeş? Bahçıvan ol ya. Bitmemiştir Atatürk devrimi. Türk devrimi bitmemiştir.
Sen eğer onu dondurursan bitiriyorsun onu. Dondurdular maalesef. Bir takım da bunu yaptı. Bu da yanlıştı. Ya doğrusu neydi? Doğrusu akıl ve bilim yolundan gitmek. Sayın Bakan, bahsediyorum bu sözleri. Türk devrimi bitmemiştir. Bitmemiştir ya. Nereden bitti? Türk devrimi bitmemiştir. Ve Atatürk devrimi de değil. Türk devrimi, Atatürk'ün yaptığı Türk devrimidir. Zihni muhteva devrimidir. Kafaları açma devrimidir. İnsanları bilimlik düşünceye alıştırma devridir. İnsanlar üzerinde hiçbir düşünmenin üzerine hiçbir baskı olmamasını sağlama dönemidir. Ya onu yapmaya çalıştı. Yaptı yapmadı ama yapmak istediği. Yani ötekiler tabii ki hepsi lazımdı. Harp devrimi de lazımdı. Kılık kıyafet devrimi diye bir devrim yoktur bu arada onu söyleyeyim. Sadece şapka ve dini kisveyle sokakta dolaşmayın devrimi vardır. Efendim şapka ve şapka devriminin ne kadar önemli olduğunu ben Sovyetler Birliği'ne gittiğim zaman anladım. Sovyetler Birliği'ne bakıyorsun bir kalabalık içinde her birinin kafasında bir takke bu Kazak diyorsun. Bu Kırgız, bu Özbek üretmiş hepsini kafasına koymuş onu. Niye? Şimdi birleşmesinler. Yani Kırgız'la Kazak birbirini görünce hemen bu Kazak, bu Kırgız falan. Bizde de öyleydi. Bunlar Bektaşi, bunlar Arnavut, bunlar bilmem Kadiri, bunlar bilmem ne iyi filan. Herkesin serpisi başkaydı. Dedi ki ya kaldırın şunları hepiniz şapka giyinler. Ya o da lazımdı ha. Çünkü Atatürk devriminin bir tarafı da Türkiye halkından, bak bu söyleyeceğim noktayı iyice açmak istiyorum, ya iyice belli olsun istiyorum. Sanayi devriminin ürettiği modern manada bir ulus kavramı var. Fransızca nation denilen hadise. İngilizlerin nation dediği hadise. Yani üretim ilişkisiyle toplumdaki bütün gelişmeler arasında birebir ilişki var. Sen Marksist olmuşsun falan diyeceksiniz bana. Hayır. Marx'ın söylediklerinin birçoğu doğrudur yani. Marx'ın söyledikleri doğru deyince Marksist mi olur insan? Ben hiçbir ist değilim. Ama Marx da bu konuda doğru söylüyor. Nedir o? Yani neyi kastediyorum? Kavimlerin oluşması tarım toplumundan sonradır. İnsanlar göçebelik hayatı yaşarken kavimler yoktu, klanlar hayatı yaşarlardı. Yani göçebelik dediğim toplayıcılık ve avcılık döneminde kavimler yoktur. Ne zaman ki tarım toplumları oluştu, tarım uygarlığı meydana geldi, devletler oldu, devletler içinde kavimler oluştu. Binlerce yıl böyle gitti. Kavim. Kavim ve nasyonu ayırıyor. Modern manada nasyon dediğimiz şey sanayi toplumlarının ürettiği bir kavram ve bir sosyolojik gerçekliktir. Niye? Çünkü sanayileşme insanların köylerden şehirlere doluşmasına sebep oldu. Köylerden şehirlere doluşan insanlar mensup oldukları kavimleri ikinci plana ettiler. Yeni mensup oldukları sosyeteye yani topluma uyum sağlayıp onun bilincine eriştiler. Kavim başkadır, ulus başkadır onun için. Bir takım ulusların içinde farklı kavimler vardır. Yani Fransız ulusunun içinde çok farklı kavimler vardır. İngiliz ulusunun içinde. Angıllar vardır, Saksonlar vardır. Ama ne olmuştur? Angılların dili bütün İngiltere'de hakim olduğu için Angılışça denmiştir. İngilizce dediğiniz o. Kazaklar hala Angılışça diyorlar Ruslardan alarak. Angılların dilidir o ya. Saksonlar demez ki ya biz ne olacağız? Hayır, o tarih onu oluşturdu artık. Buna modern manada ulus ya da millet deniliyor. Bizde karmaşa şuradan doğdu. Atatürk, Türkiye'de bu yeni, yani bir proje olarak sanayileşmeden bunu yapmaya çalıştı. Sanayileşmenin meydana getirdiği bu ulusun adını mayasına Türk kavmini koyduğu için ona da Türk denildi ve bu karışmada birçok sıkıntıya sebep oldu. Türk, onun için Atatürk bazen Türk derken binlerce yıllık Türk kavminden bahseder, bazen de Türkiye halkına Türk denir. Çünkü sanayileşmenin getirdiği bu şeyi yapıyor. Yani biliyor tabii ki farklı kavimler olduğunu.
Ama onlar kavim. Şimdi bir modern millet meydana getirme projesi. Türkçe esasında efendim laik, çok hoşuma gitmesi de gerçek bu. Din olarak Müslüman ama efendim mezhep olarak Maturidi ve Hanefi başlamışta böyleydi. Evet, bu da vardır yani. Nereden çıkarıyorsun? Ya köy kanununa falan bakın bunu görün. Bu bir projeydi. Atatürk'ün kendisi Bektaşi'dir. Yetiştirdiği kültür. İnancı da melamiliktir. Atatürk'ün din anlayışına buradan geçerse, ha bu olmadı. Yeniden bu, bir de postmodernizm geldi. Üretim ilişkileri yeniden değişti. Sanayi devrimi bitti. Sanayi çağı bitti. Şimdi yeni bir çağ, buna bilim çağı deniliyor. Birçok şey değişti filan. Buna göre her şeyi de yeniden düşünmemiz lazım bizim de. Yani bütün peşinlerimizden, bütün imanlarımızdan, her şeyden kurtulup her şeyi yeniden düşünmemiz lazım. Bu da ayrı bir bahistir de, çok derin bir bahistir. Boğulabiliriz. Onun için biz dönelim konuştuğumuz konuya. Şimdi konuştuğumuz konu şu. Peki Atatürk'ün din anlayışı nedir? Onu soruyorsunuz bana. Atatürk bugünkü Müslümanlık manasında Müslüman mıydı? Hayır, değildi. Değildi. Bugün cari olan Müslümanlık manasında Müslüman değildi. Türkiye'deki Müslümanlığı mı? Tabii Türkiye'deki Müslümanlığı. Türkiye'deki Müslümanlığı, Suudi Arabistan'daki Müslümanlığı vesaire. Yani bütün İslam dünyasındaki Müslümanlığı kastediyorum. Peki Atatürk'ün din anlayışı neydi? İyi incelediğimiz zaman şunu görürüz. Yetiştirdiği kültür Bektaşilik. Köyünü biliyorum ben. Kocacık köyü. Yörük köyü. Makedonya'da Debre. Ohri vilayetine bağlı Debre ilçesinin Kocacık köyü. Bir büyük bir köy. Köye gittim. Ben orada küçük küçük Atatürkler gördüm. Resimlerini çektim, bastım falan. Siz de gittiniz. Evet. Bektaşilik. Fakat Atatürk'ün okuduğu kitaplar içinde etkilendiği bir kişi var. Çok konuşulmaz. Filibeli Hilmi. Atatürk'ü etkileyenler, yani çok okumuş, Ziya Gökalp'in etkisi altında sosyolojik ve Türkolojik bir Türkçülük geliştirmiş. Gökalp'in çok etkisi var. Yani Gökalp iki bilime dayalı bir Türkçülük geliştirmiştir. Toplum bilimin Türkiye'de kurucusu Gökalp'tir. Üniversitede kürsüyü kuran da odur yani. Durkheim sosyolojisini Türkiye'ye getirmiştir. Ama aynı zamanda Türkologtur. Dolayısıyla Türkoloji ve ya Türk bilik ve toplum bilike dayalı bir Türkçülük. O Atatürk'ü etkilemiştir. Başka? Namık Kemal'in vatanseverlik duyguları etkilemiştir. Başka? Tevfik Fikret'in bilimcilik tarafı etkilemiştir. Bir de Tevfik Fikret'te çok ince bir şekilde, şaşıracaksınız belki, vahdet-i vücut var. Yani vahdet-i vücut derken şunu söylüyor. Hilkatın kendisidir Halik. Tasavvuf felsefesi. Allah'ın mansurun enerjisi. Evet, o. Hilkatın kendisidir Halik. Yani Mehmet Akif'e cevap verirken. Şimdi Mehmet Akif de o günkü Müslümanlıktan şikayetçidir. Tevfik'te de şikayet. Acayip şikayet eder. Niye etmesinler ya? Batıran bir Müslümanlık. Şimdi bir bakanın dediği gibi, Erdoğan Bayraktar dedi ki, Müslümanlardan mucit çıkmaz. Biz ikinci kademe elemanı yetiştirelim. Ben de dedim, doğru söylüyor. Müslümanlardan mucit çıkmaz. Çünkü çıkmıyor. Öyleyse bunun iki anlamı var. Ya Müslümanlık iyi bir din değil, hemen bırakalım başka bir dine. Ya da başka deizme falan mesela gidelim. Mesela. Ya da biz Müslüman değiliz, dönüp Müslüman olalım. Ben ikinci görüşteyim dedim. Adam açtı bana teşekkür etti. Benim görüşlerimi ilmi olarak anlattığınız için size çok teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederim. Ben de sağ olasın, demek ki anlamışsın beni falan dedi. Şimdi Mehmet Akif de şikayetçi. Bu Müslüman. Ya Müslümanlık galiba göklerde diyor bir şiirinde. Nerede hakiki Müslüman gördüysen makberdedir, mezarda. Müslümanlık galiba göklerdedir diyor. Kim? Akif. Tevfikret de diyor ki ya bu Müslümanlıksa diyor yani bu neye lazım bu diyor. Kendine bir iman arıyor ve vahdeti buluyor. Ve o biraz tabii siz falan şiirinde bu Müslümanlıkla ilgili görüşlerini söyleyince
Mehmet Akif ona diyor ki, bu şimdi Allah'a söver diyor ama 3-5 kuruş ver diyor. Döner protestanlara zangoşluk eder diyor. Tevfikret'e. Tevfikret ona cevap veriyor. Diyor ki üstadım diyor. Ben de biraz müvahhidim diyor. Ama senin dediğin gibi, senin dediğin peygamberlere, evliyaya falan ben inanmıyorum diyor. Benim inandığım hilkattır ve erdemdir diyor. Doğruluktur ve sadakattır diyor. Adalettir diyor. Sayıyor yani. Ebedi erdem kurallarını sayıyor. Ben bunlara inanıyorum ve biliyorum ki ben de bir karıncada görürüm Allah'ı, yaratanı. Çünkü odur kendini var eden. Bir işte şunu da görürüm, bunu da görürüm falan diyor. Sonra diyor işte ben diyor hilkata inanırım. Hilkattır Halik. Tabi hilkat, Halik ve mahluk aynıdır. Bu görüşe göre. Bilal, şimdi bu konu yani mesela bu ihmal edildi. Halbuki çok seviyordu şeyi. Ya, Atatürk Fikret'i çok seviyordu. Çok da okuyordu. Ama şiirden ezbere yazıyor. Onun etkisi var. Ama onunla beraber Filibeli Hilmi'nin etkisi var. Filibeli Hilmi'nin Allah bir inkar mümkün müdür diye bir kitap var. Onu iyi okumuş. Bir de onun Amak Hayal diye bir kitabı var. Amak Hayal, Vahdet-i Vücut görüşünün romanlaştırılmış bir örneğidir. Çok da güzel bir kitaptır. Salık veririm yani. Atatürk vahdetçiydi. Evet. Atatürk vahdet-i vücuda inanıyor. Çok açık söyleyeyim yani. Ve bu yüzden de mesela karıncaları ezemezdi Atatürk. Yürürken böyle karınca varsa dolaşırmış. Eline bir kayısı alıyor. Daha doğrusu birkaç kayısı alıyor önündeki, evin önündeki ağaçtan. Tozlarını alıyor böyle. Ağzına atıyor. Allah diyor ya, bizim için ne tatlar var etmiş diyor ya. İnanmayan kafirdir diyor. Bir kayısının tadında Allah'ı bulan adamdır. Bir aşk şarkısı söylüyor. Nuri var onun, Yurdakul onun kütüphanecisi. Nuri Yurdakul yazıyor. Bir gün diyor okumayı bıraktı, yanık bir sesle bir aşk şarkısı söyledi ama çok da güzel söylermiş. Aşk şarkısını söyledi, 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 bitirdi. Böyle bir uhrevi bir hava doğdu diyor. Dedi ki Nuri evladım ya, yaratıcı bize ne duygular vermişti. Ne güzel duygular vermişti. Bu aşk ne güzel bir şeydir. Bunları ifade etmek için de ne güzel şiirler yazılmış. Ne güzel besteler yapılmış. Ya Allah ne büyük diyor. Bir aşk şarkısında Allah'ı bulan Atatürk. Diyorum ki ben de bu Atatürk'e dinsiz diyenlere. Siz 1 milyon rekat namaz kılsanız onun bir kayısıda bulduğu Allah'ı bulamazsınız. Ha, yatıp kalkıyorsunuz. Anlamadan yatıp kalkıyorsun. Ne anlıyorsun? Ya bir şeyler söylüyorsun. Ne söylüyorsun? Şimdi iddia edenlere diyorum ki söyle bakayım bana ya şu rüküden kalkarsan bir şey söylüyorsun. Ne söylüyorsun? Semiallahu limen habide. Ne demek? Şu ana kadar bilene rastlamadım. Niye söylüyorsun? Ya niye söylüyorsun ya? Ya bilmeden bu sen söyleyeceksin yani. Sen bunu sen söyleyeceksin, sen anlayacaksın. Ama beni duyan, işiten ve anlayan Allah'a yüceltir. Bu Türkçesi bu. Seni duyan yani. Hamd'e övmek demek, över. E sen kendin duymuyorsun, anlamıyorsun, işitmiyorsun. Allah niye işitsin ki yani? Sen işitirsen Allah işitmiş demek. Mansur dedin ya, Mansur diyor ki kul Bismillah derse bu Hakk'ın kün demesidir, oğul demesidir. Ne demek bu? Ha. Şimdi Atatürk'ün böyle bir hakikaten samimi Allah ile muhabbeti var, yakınlığı var. Onun için ben Atatürk evliya dedim, kendi evliyaları gibi evliya dediğimi zannettiler, bana saldırıyorlar. Dedim kızdırmayın peygamber derim bakalım. Evet ben eleştir ya. Ne olur yani. 1000 kişi eleştirir, 10 kişinin zihnine ben bir tohum atarsam o bir müddet sonra 10.000 kişi olur. Eğer doğruysa ektiğim tohum, dibi doğru varsa, sözümün canı varsa. Karşımda Kazak kardeşim olduğu için bazen Kazakça laflar, Kazaklar bir sözü beğenirlerse
bu sözün canı vardı. Ama çok güzel bir laf. Ben de çok hemen ezberlemeye çalıştım. Sözümün canı ne güzel bir laf diye. Hakikaten ne güzel değil mi? Sözümün canı vardı. Sözünün canı vardı. Sözün canı. Evet, tabii ki her şeyin canı vardır. Şu suyun da canı vardır. Her şeyin canı vardır. Bunu Alevilik sohbetinde anlatalım. Bu bahislere derin girelim de. Şimdi Atatürk'e dönelim ama Atatürk'ün din görüşü bu. Kimse, efendim Atatürk Hazreti Peygamber'e methetmiştir. Doğrudur. O neler söylemiş. Atatürk İslam methetmiştir. Doğrudur. Neler söylemiş. Onları ben ne anlatayım ki? Gerçeği ben size söylemeliyim. Atatürk'ün din anlayışı budur işte. Vahdeti vücuttur yani. O yüzden karın bir gün bu Sadabat taktını kurmak için İran Şahı'nı biliyorsunuz çağırdı, çok ağırladı filan. İran Şahı'yla bir yere giderken kurban kesiyorlar. Bizde vardır ya öyle bir adet, hemen büyükler gelince kurban kesilir. Durun diyor ya, ben göremiyorum, dayanamıyorum ben, kesmeyin diyor. Şimdi bu olayı iki türlü yorumluyorlar. İki ayrı kişi olayı gören, iki ayrı kişi hatıralarında biri diyor ki Atatürk kurban kesilmesine karşıydı. Biri diyor ki Atatürk hayvanların kesilmesine dayanamıyordu. Doğru, ikincisi doğru. Yoksa kurbanı yasaklar, böyle bir şey yok. Dayanamıyor. Diyor ki bir sözünde, ya ben bu kasaplara şaşırıyorum diyor. Hayret diyor, hayreti uzma. Öyle bir deyim var ona, hayreti uzma. Ya çok büyük hayret. Nasıl bir canlıyı kesiyorlar? İçini parçalıyorlar canlını ya. Bunu nasıl yapıyorlar? Hayret diyor. Şimdi Şah diyor ki ama ekselans siz savaştınız diyor. İnsanlara diyor öldürttünüz. Öldürtmeye gönder. O başka, o vazifeydi diyor. Bu ayrı bir iş diyor. Onu yaptım diyor. Ama ben işte bu her yerde. Peki hayvanlarda Allah'ı görüyor. Çünkü görüyor hayvan, Allah'ı görüyor. Her yerdedir Allah. Allah her yerdedir. Benim inancımız, ben de bu inançtayım. Andrejit'in bir söz, bir kitabı. Benim diyecekler ki ya bu adam nasıl ülkücü ya? Andrejit'i okuyormuş. Evet. Andrejit benim lisede başucu kitabımdı. Dünya nimetleri. Ezberledim neredeyse okuya okuya. Çok güzel bir kitaptır. Şöyle başlar. Nathanael, öğretmeni Menel Kuh, öğrencisi Nathanael. Nathanael, Tanrı'yı her yerden başka yerde arama. Gözün bir şeye takılırsa kaybedersin Tanrı'yı. Her yerdedir Tanrı. Her yerde. Bunun olmadığı Tanrı her yerde. Yani şeye dönersek Tanrı Halık'tır, Hilkat'tır, Mahluk'tır. Hepsi birdir zaten. Yani vahdet-i vücut dediğiniz de budur yani. Evet. Tevfikiyet'in de görüşü budur. Peki ağaçlarda, evet. Niye Atatürk'ü Yalova'daki evinin yanındaki ağaç biraz büyüyüp de köklerini eve doğru uzatınca, evin temelleri tehdit altında kalınca, ağacı kesmek istediklerinde dokunmayın ağaca dedi ve altına raylar koyup evi kaydı. Ağaca dokunmayın. Bu Gazi çiftliğinde bir evcik yapılırken orada bir şeyler yapılıyordu. Kavak ağaçlarının kesilmesi gerekiyordu. Hayır dedi. Söğüt ağaç. Hepsini kökünden söktürüp başka yere diktirdi. Dokunamıyor. Bu vahdet bilincidir. Böyle bir adam evliya değilse kim evliyadır ya? Kertenkele öldürmek sevaptır diyen adam mı evliya yani? Ben evliya derken kastettiğim bu yani, bunu söylüyorum. Benim kanaatimce Atatürk'ün namaz kılıyor muydu? Kılmaz olur mu? İşte o eriyi yerken o namazdı işte ya. Şeyi, kayısıyı yerken. Aşk şarkısını söylerken o namazdı. Namaz dediğin nedir? Namaz dua demektir. Yakın, Tanrı'ya yakınlaşmak demek. Ama yani yatıp kalkıyordu, ne bileyim, hiç görmedim, gören de yoksa. Yani ben kimsenin namazına karışmam, hayvanı söyleyeyim. Yani ona bir şey demem ya. Ama sana ne ya? Yani soranlara diyor, sana ne? Sana ne ya sen? Yani Tanrı'nın zaptiyesi misin ya? Kılıyordu, kılmıyordu. Sana ne? Yaptığı işe bak sen.
Ama birileri yaptığı işe de karşılar. Evet. Atatürk bütün meselelere akılcı bakıyordu. Bak şimdi bunlara bak, bir de Atatürk'e bak. Bunlar mesela dış siyasete ideolojik ve mezhebi baktıkları için Türkiye'yi rezil ettiler ya. Türkiye hiç böyle bir şey yaşamadı tarihi boyunca. Suriye düşman, İran düşman, Irak düşman. Ya kim kaldı geriye ya? Efendim, Suriye'yi bunlar tanzim edecek. Sana ne ya Suriye'den arkadaş? Ama Esad gidişine yalancı ya, gidişine ya. Suriye'deki katliamların sorumlusu bizim hükümettir. Evet. Hiç Esad falan değildir. Esad vatanını, devletini savunuyor. Emperyalizme karşı vatanını savunuyor. Ne yapıyor Esad yani? Esad katilmiş. Siz katilsiniz ya. Çoktan bitmişti oradaki mesele. Muhalefet denilen teröristleri beslediniz, beslediniz. İnsanların ölümüne sebep oldunuz. Şimdi caminin gidiyor adam, caminin cuma namazında çıkarken caminin içinden askerlere karşı ateş ediyor makine. E dönüyor askerler de onları tararken camideki adamlar da ölüyor. Vay cami, efendim masum camideki Sünni vatandaşlarımızı öldürdüler. Ya eğer Esad Sünnilik, Şiilik, bilmem nelik gibi, üstelik Esad öyle dini falan olan da, yani dini hassasiyet olan bir adam değildir yani, laik bir adamdır yani, onu da söyleyelim yani. Öyle, öyle bir mezhebi bir şey yok onun yani. Ama bir vatansever adam ya da en azından kendi devletini korumak istiyor emperyalist saldırıdan. Şimdi bunlar tuttular, orayı değiştireceğiz. Efendim Irak'ı da hırsızlık yapan, katillik yapan bir adamı aldılar, Sünni diye imaya ettiler. Efendim İhvan-ı Müslim'in devrildi diye Mısır'a karşı efendim saldırıya geçtiler. İkide bir Rabia'ydı, bilmem neydi falan filan işaretleri. Peki Atatürk döneminde? Atatürk, evet, Yunanlarla savaştı ve Yunanları, arkasında İngilizlerin olduğu, emperyalizmin olduğu Yunanları denize döktü. Ama ondan sonra onlarla barış anlaşması yaptı. Ama bakınız, önüne Yunan bayrağı konduğu zaman kaldırın bunu dedi ya. Bu bir milletin mukaddesidir dedi. Yani bir halkın niye incitir? Kaldırdı bayrağı, çiğnemedi onu. Efendim trikopis yaptı, bırakın onu yap ya da işte onların kralı yaptı. Bırak onlar yap, biz yapamayız. Kaldırdı o bayrağı. Başka? Şimdi Atatürk'ün işte bu köşk falan vardı ya, köşkü vardı. Vatan kurtaran adamın köşkü vardı yani. Köşkte yaptı bütün bu işleri. Köşkün bahçesinde çalışan Yunanlı esirler var. Memleketlerine gidecekler ama gidinceye kadar işte köşkün bahçesinde çalıştırılıyorlar. Bir gün bakmış ki pencereden bir çavuş, başçavuş, bir Yunanlı neferi, yani esiri tekme tokat dövüyor. Çıkmış durdurmuş demiş. Ne oldu, niye dövüyorsun demiş. Efendim sizin sigaralarınızdan çaldı bu Yunanlı. Hemen demiş, bu başçavuşu buradan uzaklaştırın. Doğru düz bir adam verin buraya. Bütün Yunanlılara da kendi sigaralarından dağıtmış. Niye? Ya sigara demek ki de yaptı, dayanamamış, çalmış yani. Ve giderken de bol miktarda sigara verin bunlara demiş. Yani erzak yanında. Sigara vererek göndermiş onları. Atatürk diktatör müydü? Peki. Bir gün özel kalem müdürü, Adalet Bakanlığı'ndan gelen bir dosyayı getiriyor önüne. Hasan Rıza Soyak. Atatürk'ün özel kalem müdürü ve genel sekreterini yaptı uzun zaman, hatıralarında yayınladı. Dosya şöyle. Bir vatandaş Atatürk'e ana avrat söylemiş ve hakaret etmiş. Ağzına geleni söylemiş. Niye? Biliyorsunuz eskiden sigara kağıtlarına tütün koyup sarar içerlerdi. Çok uzun zaman devam etti o iş. Şimdi var mı bilmiyorum hala. Var mı hala? İşte işte var. Var. Şimdi adamcağız da tütün tiryakisi bulamamış. Sigara kağıdı da dışarıdan geliyor o zaman. Üretilmiyor Türkiye'de. Sigara kağıdı ince bir iştir yani. Öyle
yanmayacak, yavaş yavaş yanacak özel bir kağıttı yani. Ya, buna, gazete kağıdı bulmuş, gazete kağıdı içine tütünü koymuş, çakmağa çakınca kağıt yanmış, eli yanmış. Eli yanınca da bu hükümetin de, bu sahurun da, bu Atatürk'ünün de, bu bilmem neyin de filan diye başlamış. Ağzına geleni söyledi. Vatan bizim köylü çok söver. Ben de köydeyken çok söverdim. Nasıl kötü. Gündüz söverdim, gece korkardım cehenneme gideceğim diye. Bir daha sövmeyeceğim. Sabah olunca yine söverdim. Sonunda bıraktım o işi. Sövmüş yani. Bildiğin sövmüş. Ve bu arada hakaretler de etmiş. Zabıt tutmuş. Muhtar falan. Sonunda Atatürk'e geliyor. Atatürk gülmüş. Ne yapmışız? Vatandaşı niye kızdırmışız? Deyince demiş ki efendim böyle böyle. Getiren adama demiş ki sen hayatında hiç gazete kağıdına sarılı tütün çektin mi? İçtin mi? Hayır. Ya ben içtim. Çok fena bir şeydir demiş. Vatandaş az bile söylemiş ya. Bırakın yakasını ya. Bu örnekler çok. Bu örnek. Bu Atatürk'ün insancıl yanı. İnsanlara karşı bakışı. Diktatör müydü? Ya bul Atatürk'ü bir adam. İlk biat edenler, biat hani diyorlar ya. Gel diktatör ol da şu memleketi kurtardı. Ne diktatör müydü de? Neydi? Yani Atatürk'ün hedefi demokrasiydi tabii ki. Denedi bir iki sefer. Ama zaman daha uygun değildi diye. Zaman daha gelmedi diye erteledi, denedi. Ama başka bir şey var bakınız. Dönemin önemli adamlarından Recep Peker. Başbakanlıktan da. Recep Peker bir ara geliyor faşist Almanya'yı ve İtalya'yı geziyor. Faşizmin ve nazizmin. Yani biliyorsun Almanya'daki nazizmdir. İtalya'daki faşizmdir. Sonradan bütün bu işlerin adı faşizm oldu ama yani baskıcı kapitalizmin adı faşizm oldu ama ikisi arasında fark vardır. Naziler ırkçıdır, faşistler devletçidir. Yani Nazilerde rasizm esastır ama faşizmde devleti kutsallaştırmak esastır yani. Her şey devlet içinde filan. O da tarihi sebeplerden gelir. Almanların devletleri çok sonradan birleşmiştir ama ırk kavramına önem verirler. Ama Roma Devleti'nin devamı saydıkları için İtalya'da faşizm tutmuştur filan yani. İkisi arasında böyle bir fark var. Yoksa kapitalizmin despotlukla sürdürülmesi anlamında ikisi de aynıdır yani. Neyse, o da ayrı bir bahis de. Şimdi gelelim Recep Peker'e. Recep Peker bakıyor, beğeniyor. Onda biraz böyle var temayüller. Diyor ki bunlar iyi ya. Sistemler iyi. Biz de yapalım. Türkiye'de bunu yapalım. Ve geliyor bir proje hazırlıyor. Türkiye'ye nazivari bir sistemin gelmesi için ya da faşizm bir proje hazırlıyor. İsmet Paşa da imzalıyor bunu başbakan. Atatürk'e geliyor. Atatürk sabaha kadar bunu okuyor. Hasan Rıza Söğüt diyor ki sabahleyin tıraşın oldu, banyosunu yap. Çok temiz bir insan. Titiz bir insan. Tıraşını yaptı, banyosunu işte yaptı. Tıraşın olmuş olarak geldi diyor. Gece uyumamış sabaha kadar. Diyor ki bunu okudum sabaha kadar. Sen okudun mu diyor. Hayır efendim ben size vermem diyor. Bunu İsmet Paşa da okumamıştır diyor. Okusa imzalamazdı diyor. Yani İsmet Paşa'yı da kayırıyor yani. Görüyorum ki diyor, en yakın arkadaşlarımız bile bizi anlamamışlar. Ben öyle bir demokrasi istiyorum ki diyor Türkiye'de. Dünyadaki gelişmeler karşısında taraftarı kalmayacağını bildiğim, hanedanlığı geri getirmek isteyenler bile fikirlerini söyleyebilmeli ve siyasi parti kurabilmelidirler. Ben Türkiye için böyle bir demokrasi istiyorum. Arkadaşlar bana diktatörlüğü devamlaştıracak, ebedileştirecek bir proje getiriyorlar. Deyip reddediyor.
Atatürk bildiğiniz anlamda diktatör falan değildi. Ama tabii ki otoriter bir insan. Öyle de gerekiyordu. Ne yapacaktı yani? Ne yapacaktı yani? Yani serbest fırkayı kurdu, bir deneme yaptı. Baktı ki hemen irtica. Terakki berber fırkayı kuranlar da. Yani hemen din bahsi. Yani şunu söyleyeyim ben. Atatürk döneminde dış siyaset akılcı olarak, bir siyaset de akılcı olarak yapılmıştır. Atatürk Yunanlarla dosttu ama yetmedi. Yunanlıların da içinde bulunduğu Balkan Paktı'nı kurabilmek için Yunanistan'a 25 bin altın lira ekonomik bağışta bulundu. Yunanları da işin içine çekti. Yunanları da dahil. Ne için? Şunu gördü. Bu Almanya boş durmaz. Çok silah yapıyorlar. Sanayilerini çok geliştirdiler. Bunlar durmazlar, bunlar gelirler. Bunları sınırlarımızın ötesinde karşılamalıyız deyip Balkan Paktı'nı kurdu. Doğu'da Sadabat Paktı'nı kurarken Sadabat Paktı'nın bir amacı da yani İran'ı ve Afganistan'ı ve sonra Irak'ı içine alan Sadabat Paktı'nı kurdurduğu zaman bir amacı da eğer bir gün Rusya İran ve Afganistan sınırındaki Türklere karşı, Türk Cumhuriyetlerine karşı bir harekette bulunursa caydırıcı olmak için Sadabat Paktı'nı kurdu. Hem İngilizlerin bölgeye nüfuzunu önlemek hem de Rusya'ya karşı bir tedbir olarak. O yüzden Stalin'in kafası karıştı. Saracoğlu 25 yıllık saldırmazlık ve ebedi dostluk anlaşmasını tazelemek için Rusya'ya gittiğinde Stalin dedi ki bunu niye kurdunuz dedi. Bu Sadabat Paktı. Tabii o bir şeyler hissediyor. Saracoğlu dedi ki yani biz size karşı bir taarruz olursa onu önlemek için kurduk. Ha bak Türk dostlarımız bizi düşünüyorlarmış. Falan. Böyle alaylı bir şekilde cevap verdi ama Stalin o anlaşmayı tazelemedi. Büyük yanlışını orada yaptı. Bize çok pahalıya mal oldu. Stalin'in o anlaşmayı tazelememesi Türkiye'ye çok pahalıya mal oldu. Türkiye'yi Batı'nın emperyalist kapitalizmin kucağına attılar böyle. Ondan sonra da Sadabat Paktı'nı gerçekleştirmek için Şah'a bir uçak hediye eden, Türkiye'de yapılmış bir uçak hediye eden, Türkiye'den hiçbir şey üretemez, her şeyi NATO'dan ve Amerika'dan alan Türkiye'ye dönüştük. Yani Atatürk dönemi, ya bir de şunu düşünelim, ya böyle bir doğru siyaset. Yani Atatürk döneminde Rusya ile dostuz. Ebedi dostluk anlaşması var. Problem, hiç problem yok. İran ve Afganistan'ı yanımıza almışız. Şahlar, İngilizler anlaşma yapalım dedikleri zaman Mustafa Kemal Ağa'ya sorun öyle yapar. Ağa'yı Mustafa Kemal. Onu ağabey diye tercüme ediyorlar. Ay. Farsça'da ağa demek bir saygınlık ifadesidir yani. Ağa'yı Mustafa Kemal. Yani Mustafa Kemal Ağa'ya sorun. O ne derse biz onu yap. Bizimle uğraşmayın diyor Emanullah Han. Gidin ona sorun diyor. Ya Türkiye bağladı ya bir manada. Sadabat Paktı'yla. Balkan Paktı ülkelerini gelen sefirlere onların sefirlerini çağırarak batılı sefirlere o sefirleri çağırarak kabul ediyordu. Yani bunlar benim yanımda değil. Hiçbir yere gitmedi Atatürk. Çankaya'da kartal gibi oturdu böyle. Açtı kanatlarını. Kanatlarının birinin altında Balkan Paktı, birinin altında Sadabat Paktı, Rusya ile dost, bütün dünya saygın. Bu arada Mussolini Hatay'ı alma hevesine kapılmış, Atatürk de Hatay'ı almak için tedbirler yapıyor. Biliyorsunuz o zaman yani Suriye diye bir devlet yok. Suriye Fransa'nın yani, Fransa'nın sömürgesi yani, Fransa orada. Fransa'dan almak için Hatay'ı tedbir yapıyor. Bu arada Hatay'a Mussolini de göz dikmiş. Bir heyet gönderdi. Heyet geliyor ve diyorlar ki işte Excellence sizin
Mussolini'nin sizi çok sevdiğini, saydığını, hürmet ettiğini falan bilmem biliyorsunuz. Sizden küçük bir ricası var. Biz Hatay'ı alacağız, siz buna karışmayın ve hoşgörünüzü bekliyoruz falan diyor. Öyle mi diyor? Hatay mı alacağız? Hatay mı istiyorsun? Evet. Peki, biraz müsaade. Çıkıyor, yan tarafa geçiyor, elbiseli giyiyor. Maraşal elbisesini giyiyor. Geliyor, oturuyor, diyor ki, Maraşal'ı bağlayın bana diyor. Çakma, belli çakma. Maraşal'ı bağlıyorlar. Diyor ki, İtalyanlar gelmiş, Hatay almak istiyorlarmış. Ben hazırım, elbiselerimi de giydim. Siz, ordumuz hazır mısınız? Oradan her zaman filan işte hazırız, başkumandanımız filan cevabını tercüme ettiriyor. Diyor ki, buyurun gelin alın diyor. Buyurun gelin alın diyor Hatay'a. Biz hazırız, siz de gelin, savaşın alın diyor. Adamlar gidiyorlar Mussolini'ye söyleyince, Mussolini kızıyor ve bir nutkunda diyor ki, bu Mustafa Kemal diyor, nasıl olsa sarhoş diyor, ölecek diyor. O ölünce de Hatay alırım ben diyor. Atatürk ona Dolmabahçe Sarayı'nda yaptığı bir nutukla cevap verdi. Dedi ki, evet dedi, Mussolini böyle demiş. Bana sarhoş demiş, deliler sarhoşlardan korkarlar. Cevabı bu. Ama bitti yani. Deliler sarhoşlardan korkarlar. Tavrı da bu, hiç alttan alma yok. Yugoslavya, işte Balkan Paktı falan filan diye kral geliyor. Ekselans diyor, bu İngilizler diyor Yunanlardan önce bize teklif ettiler Türkiye'ye girme işine. Öyle mi Ekselans? Çok geçmiş olsun size. Hiç öyle şey yok ya. Alttan alma falan. Herkes sayıyor. Vakur bir adam ya. Bütün dünya sayıyor. Evet, 10. yıl marşın dedikleri doğrudur yani. Peki nasıl bir Türkiye ile bunu yapıyor? 13 milyonluk bir Türkiye. Atatürk'ün devraldığı zaman yani 1923'te nüfus 13 milyon. Ama nasıl bir 13 milyon? Kadınlardan ve ihtiyarlardan meydana gelen bir nüfus. O dönemin 50-60 yaşındaki ihtiyarları 15-16 yaşındaki kızlarla evleniyordu. Niye? Yok, delikanlılar gitmiş savaşlarda. İyi ki devleniyorlardı yani. O sayede nüfusumuz çoğaldı. Harap bir ülke. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ne var ama? Her hastalık var. Verem kırıp geçiriyor. Sıtma kırıp geçiriyor. Çiçek kırıp geçiriyor. Trahom kırıp geçiriyor. Hastalıklarla boğuşan benim dedemin 18 tane. Çocuğu olmuş, 3'ü yaşamış. 2 halam, bir de babam. Halalarımdan biri de ben görmedim, o da gitmiş. Bir halam, 18 tane çocuğu olmuş. Hepsi gitmiş. Benim dayım vardı, komünist. dayım komünistti, köyensiz mezunu. Dedi, ya yegen bu komünist miyiz, siz niye kızıyorsun falan derdi. O TKP'den tutuklandı, ben ülkücülükten tutuklandım. Ya beni bıraksana da gidip dayımı kurtarsam, onun hakimleri ülkücüdür falan diye düşünüyordum. O 3 ayda çıktı, ben 3 yılda çıktım. Hayat işte. Dayım çiçekçiliydi. Devam ediyor ya, kolay bir şey değil ya. Çiçekçiliği ne biliyor musunuz? Hiç gördünüz mü ya? Çıpar derler, böyle delik delik olur yüzler ya. Benim annemim vardı. Annen kimin? Annenizin var. Veysel neden öldü? Gözleri niye kör oldu Veysel? Kırılıyor. Yani hastalık Ya Cumhuriyet bunu halletti be. Cumhuriyet hiçbir şey yapmadıysa bunları halletti bu. Bu hastalıkları önüne geçti ya. Hiçbir şey yapmadıysa be. Hiçbir şey yapmadı. Evet. Böyle bir ülke ya dünyada saygınlık kazandırdı. Kutat Gübülük'te bir söz var, kim nereye çekiyorsa çeksin. Diyor ki Kutat Gübülük, koyun sürüsünün başına bir kurt geçerse, koyunlar kurt gibi davranmaya başlar. Kurt sürüsünün başına bir koyun geçerse, kurtlar koyun gibi davranmaya başlar. Ama ben galiba kurt koyun işini yanlış söyledim. O kurt demiyor, aslan diyor da. Benim işime kurt demek geliyor galiba da. Onun için biraz değiştiriyorum. O kadar da hakkım olsun. Aslan diyor. Diyor ki aslan sürüsünün başına. Çünkü aslanlar eğer onun reisliğini kabul etmişlerse koyun gibi olurlar. Atatürk böyle bir aslandı. Evet. Öyle bir aslandı.
bütün bunlardan sonra asıl söyleyeceğim, döne döne söyleyeceğim şey. Ben Atatürk'ü çok seviyorum. Çok seviyorum. Efendim, okudukça seviyorum, tanıdıkça seviyorum. Hala da okuyorum. Ne bulursam okuyorum, anlamaya çalışıyorum. Müthiş bir insan. Yani yüzyılda bir, ha bin yılda bir gelir. Bizim tarihimizde şu bin yıl içinde Atatürk'le kıyaslanabilecek bir kişi vardır. Fatih. Atatürk de kendisini Fatih'le kıyaslıyor. İkisi de bilimci. Fatih de bilimci. Ha. Ama bin yıl içinde bence en büyük Türk. Ama insanlık aleminin de en büyüklerinden birisidir ya. Doğru anlatılırsa, doğru anlaşılırsa başka bir şahsiyet karşımıza çıkıyor. Dehayı aşan bir şahsiyet. Bana diyorlar ki şimdi bakıyorum bu Twitter'larda şurada burada ilahlaştırıyor falan. Yok ben ilahlaştırmıyorum. Atatürk Enel Hak demedi. Deseydi kabul ederdim. Enel Hak derse yanlış olmaz. Herkes, hepiniz diyebilirsiniz. Enel Hak demek ne demektir yani? Ben ondanım demektir. Biz hepimiz sonsuzluğun bir parçasıyız. Ama bir şey unutmayalım. Tek başımıza ilah değiliz. Çünkü bir sonsuza bölünürse sıfır olur. Bin sonsuza bölünürse ne olur? Sıfır olur. Yani her sayı sonsuza bölünürse sıfır olur. Yani biz kendi hiç kimse ilah değil tabii ki. Ama hepimiz oyuz. Sıfıra bölünürse yani bölünmezse sonsuz olur. Sıfır yoktur evrende. Sıfır yoktur. Yok yoktur, var vardır. Yok diye bir şey yoktur. Yoktan yarattı diyorlar. O zaman demek ki Allah sonsuz değildi, bir de yok diye bir şey vardı. Halbuki Allah sonsuzluktur. Bu bahis yarım kalmasın diye söyleyeyim. Bu benim inancım. Atatürk'le ilgili değil, benim inancım ama inşallah pazartesi günü daha derin konuşuruz. Bir insan insanlara iyi olursa, hayvanlara iyi olursa, ağaçlara, bitkilere iyi olursa, suya, toprağa, havaya, ateşe iyi olursa ve kötü olmazsa, kötülük yapmazsa o insan cennet neyse bilmiyoruz, oraya gider. Burada gider, orada gider, gider ama. Kötü olursa da cehennem nedir bilmiyoruz ama oraya gider. Müslüman olmasa da gider mi? Gider yani. Hangi dinden olursa olsun, hangi dinsizlikten olursa, ne olursa olsun iyi insan, ya yaratıcı, haşa yani Allah, Muhammed peygamberin elçisi mi ki buna inanmayanı cehenneme atacağım desin ya. Böyle bir şey olur mu ya? Yani akıl ve mantık diyoruz ya, bilim diyor. Böyle bir şey olur mu yani? Demek ki milyarlarca Budist, Çinli, Japon, Amerikalı, İsveçli hepsi cehenneme gidecek. Recep Tayyip Erdoğan o cennete gidecek. Ya bu da benim görüşüm. Evet, burada bağlayalım, soru olursa konuşalım ya da katkı. Evet, soru alalım. 5 dakika aramızda. Ben aldım sorumu bile. Öyle mi? Buyurun. Peki bakalım.